Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Mine Çakmakçı, Gün İşi programıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde öncelikle bir İstanbul trafiğine bakacağız. Sonrasında ise Türkiye genelinde hava durumunu aktarıyor olacağız. Güncel haber manşetlerimiz, gazete manşetlerimiz ve ekonomi bültenimizde de 3 saati tamamlamış olacağız. Ama öncelikle bir İstanbul trafiğine bakalım. Saatler 7'yi gösteriyorken İstanbul trafiği ne durumda aktaralım sizlere. Efendim şimdi şu an için çok yoğun bir trafiğin başladığını söyleyebiliriz. %29 aslında biliyorsunuz normalde standart olarak biz %22 ve 20'lere alışırız ama bugün için %29'da hızlı bir giriş yapmışız İstanbul trafiğine. Hemen bakalım hangi bölgelerde trafik yoğunluğu başlamış an itibariyle. Şimdi aslında genel olarak çok yoğun bölgelerde trafik yok. Belli başlı yerlerdeki trafik şu an için İstanbul trafiğine çok fazla etki ediyor. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık bağlantı güzergahından aslında bugün için bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Onun dışında biraz daha geriye baktığımızda ise Ataşehir bağlantı yolunda da hafif bir trafiğin başladığını an itibariyle söyleyebiliriz ama onun dışında ise genel hatlarıyla baktığımızda haritaya sadece Kavacık bağlantı güzergahının daha yoğun bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda ise o bölgede de Çamlıca güzergahından başlayan bir trafiğin olduğunu söyleyelim. Malum biliyorsunuz o bölgede trafik ışıkları var ve ışıklardan dolayı da köprü giriş çıkışlarında yoğunluk oluyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bir geri dönelim, hemen bir bakalım o bölgede neler var. Görüntümüz gelsin ekranlara. Efendim köprü giriş çıkışları şu an için ekranlarınızda Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş görüntüleri şu an için yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Ama bugün için aslında Avrupa güzergahında da bir yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz köprü üstünde. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de şu an için köprünün üstünde bir yoğunluk var ama biraz daha geriye baktığımızda ise Levent, Mecidiyeköy bağlantı güzergahlarında aslında gayet açık olduğunu ama köprü güzergahında hafif bir yoğunluğun olduğunu söyleyelim. Kavacık'a geçtiklerinde ise o bölgede bir trafik yoğunluğunun olmadığını, yol güzergahında gayet açık olduğunu aktarmak mümkün. Diğer güzergaha baktığımızda ise Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe baktığımızda ise yine Levent güzergahının açık olduğunu ama Kavacık bağlantı güzergahlarının ve Ataşehir bağlantılarından da trafik yoğunluğunun yavaş yavaş başladığını da söylemek mümkün. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tam detaylı olarak bakalım. Hemen görüntümüzü ekranlara vereceğiz. Orada da şu an için Çamlıca güzergahından başlayan bir trafiğin olduğunu söylemiştim. O da şu an bağlantı güzergahı olan Ataşehir bağlantı güzergahında hafif bir yoğunluğu sebebiyet veriyor. Görüntümüz gelsin ekranlara, hemen bir bakalım o bölgedeki trafik yoğunluğuna. Sevgili seyirciler, görüntülerimiz yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş görüntüleri. Trafik yoğunluğunu da görebiliyoruz. Bu bölgede trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göre daha fazla yoğun. Arabalar milim milim ilerlemeye çalışıyor. Ama aksi güzergahtaysa Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde yolun gayet açık olduğunu, trafik yoğunluğunun olmadığını ve araçların da gayet güzel yolunda ilerleyebildiğini söyleyebiliriz. Ama diğer güzergahtaysa trafik yoğunluğunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bağlantı güzergahında görüyorsunuz köprünün altında. O güzergahta da yine çok fazla bir trafik yoğunluğunun olduğunu, arabaların da orada yine milim milim ilerlediğini söyleyebiliriz. Metrobüs güzergahında görüyorsunuz aslında o bölgede metrobüs güzergahının da gayet kullanışlı bir ulaşım aracı olduğunu da söylemek mümkün. Şu an için arabayla trafikte o köprü girişinde beklemektense metrobüsle beraber bir sonraki durağa çok kısa sürede geçiş sağlayabiliyoruz. O yüzden bazı günlerde, her gün kullanmak istemiyorsak da trafik yoğunluğunun olduğu günlerde ulaşım aracı olarak metro ve metrobüsleri kullanmak da aslında gayet mantıklı ve hızlı ulaşım için de gayet kolay bir ulaşım aracı diyebiliriz şu an için. Şimdi diğer bölgelere bakalım. Şimdi biraz da Avrupa yakasına bakalım. Avrupa yakasındaki bölgelerde neler var? O bölgelerde bir trafik yoğunluğu şu an için başlamış. Avcılar sahil hattında trafik yoğunluğu devam ediyor. O bölgede biliyorsunuz bir yol çalışması var aylardır süren. Ve o da haliyle sahil yolundaki o caddeye ve yola çok fazla etki ediyor. Trafik için neredeyse Esenler güzergahlarına gidecek, bağlantı güzergahlarına kadar uzun kilometrelerce sebebiyet veren bir trafiğe yol açıyor o bölgedeki yol çalışması. Onun dışında hemen ana arterlere baktığımızda ise Bağcılar-Esenler güzergahında da trafik yoğunluğu başlamış şu an için. İlerleyen dakikalarda muhtemelen daha fazla olacaktır. Çünkü o bölgedeki trafik yoğunluğu şu an için
turuncuya dönmüş ve hafif kırmızıya dönecek gibi duruyor. Saatler 7'yi gösteriyor. Trafik şu an daha yeni yeni başlıyor ama ilerleyen dakikalar daha fazla olacaktır efendim. Hemen bakalım başka hangi bölgelerde var. Aslında şu an için haritanın gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz. Sahil hatları açık. Biliyorsunuz aslında Zeytinburnu güzergahı da gayet açık demişken hemen bir Avrasya Tüneli'ne bakalım. Avrasya Tüneli'nde yine trafik yoğunluğu yavaş yavaş başlamış. Kartal'dan başlayan bir trafik var ama sonrasında ise yol güzergahı açılıyor. Sonrasında ise Ataşehir bağlantı güzergahlarının hafif etkili olduğu bir trafik yoğunluğu şu an için o bölgede var. Ama her zamanki gibi Zeytinburnu sahil hattına geçtiğimizde ise o bölgenin de gayet açık olduğunu ve trafik yoğunluğunun olmadığını da söylemek mümkün. Haliç Alıcıoğlu'na bir bakalım. Şimdi E5 hattında neler var onları da aktaralım size. Görüntümüz gelsin yönetmenim eğer hazırsa. Haliç Alıcıoğlu'ndan da bir bakalım. Trafik yoğunluğuna o bölgede neler var? Malum şimdi biz ana arterlerde bakıyoruz, aktarıyoruz sizlere ama evet görüntümüze geldi ekranlara. Şu an gördüğünüz gibi E5 hattında trafik yoğunluğunun hiç olmadığını hatta iki bölgede de hem Avcılar hem de Mecidiyeköy güzergahındaki yolların gayet açık olduğunu ve trafiğin olmadığını söyleyebiliriz ama malum şu an saatler 7'yi gösterdiği için bu şekilde ilerleyen dakikalarda bu güzergahlarda biliyorsunuz çok fazla bir trafik yoğunluğu oluyor. Araç yoğunluğundan dolayı ilerleyen dakikalara kalmak istemiyorsanız ve trafikte de durmak istemiyorsanız bir an önce yola çıkmanızı tavsiye ediyoruz ama aksi halde yine dakikalarca hatta yeri geliyor saatlerce de o bölgedeki trafik yoğunluğunda kalma imkanınız da ihtimaliniz de var. O yüzden haftanın malum ilk iş günü ne kadar çok pazartesi ve cuma günleri trafik olmuyor desek de artık malum havalarda yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Trafik yoğunluğu da daha fazla artacak gibi duruyor. Şimdi İstanbul trafiğini burada sonlandıralım. Son kez baktığımızda %31 İstanbul trafiği yoğunluğu olduğunu görüyoruz. %2'lik bir artış var şu an için. İlerleyen dakikalar daha fazla olacak gibi duruyor. Çünkü malum saatler daha 7'yi gösteriyorken eğer %31 ise bir yarım saat sonra tekrar kontrol ettiğimizde bir tık daha fazla olacaktır. %40'ı göreceğiz gibi duruyor ikinci bölümde. Şimdi kısa bir ara verelim İstanbul trafiğini. İlerleyen dakikalarda tekrar kontrol ediyor olacağız. Şimdi Türkiye genelinde hava durumu gelsin. Bakalım bizi neler bekliyor bugün Türkiye genelinde hava durumunda. Aslında haritaya baktığımızda yemyeşil bir tablo görüyorum. Çünkü Türkiye genelinde 81 ilin her köşesinde yoğun sağanak yağmurların etkili olduğunu söylemek mümkün. Şimdi detaylıca bir bakalım haritamıza. Malum Nisan yağmurları çok hızlı bir giriş yaptı. Nisan 1'den itibaren de yoğun sağanak yağmurlarla Nisan'ı neredeyse tamamlayacağız gibi gözüküyor. Hala Nisan ayının verdiği o mevsim sıcaklarını da yaşayabilmiş değiliz aslında. Ne kadar böyle yağmur yağsın falan desek de bu havalarda insanın biraz da enerjisini düşürüyor. Çünkü güneş yok, kasvetli, hafif yağmurların olduğu, işte soğuk rüzgarların olduğu bir hava olunca haliyle artık yaz gelmeyecek mi diyoruz. Malum çok kurak bir kış geçirdik aslında. Yani Ocak ayında ve Şubat ayında istenilen yağmurlar ve kar yağışları gerçekleşmedi. Hele de Şubat ayında ve Ocak ayında hiç kar yağışı olmadı. İstanbul'a hafif Şubat ayında bir kar yağışı oldu ama çok da etkili olmayan, 2-3 gün bile sürmeyen bir kar yağışı oldu. Onun dışındaysa biz İstanbullular olarak kar görmedik diyebiliriz. Tabii doğu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışlarının olduğunu da söyleyebiliriz. Ama o bölgede çok geç kar geldi. Yani ülkeye bu sene kar mevsim normal mallerinin dışında giriş yaptı. Mart ayında hiç beklenmedik bir şekilde Ankara'da, Konya'da, İstanbul'un yüksek kesimleri dahil olmak üzere bazı bölgelerde yoğun kar yağışlarını da gördük aslında ama yine dediğim gibi etkili olan barajların dolacağı seviyede yoğun kar yağışları da gerçekleşmedi. O yüzden tabii ki de üzgünüz. Ama Nisan yağmurları biraz yüzümüzü güldürdü. Mart ayının neredeyse son 15'inden itibaren de Nisan ayı da dahil olmak üzere güzel sağanak yağmurların etkisi altında Türkiye geneli. Hatta aslında güzel diyorum ama bazı bölgelerde biliyorsunuz sel felaketleri de yaşadık deprem bölgesinde. Zaten deprem felaketini atlatamadan ikinci bir felaketle karşı karşıya kaldık ve o bölgede bir sel olayı yaşandı. Can kayıplarımız vardı. Yine evler hasar gördü. O bölgede yol çalışmaları da hala biliyorsunuz devam etti. Çok yoğun da bir çaba sarf edildi. Çünkü depremin etkilerini atlatamadan bir de sel felaketiyle oradaki vatandaşlarımız burun buruna geldi. Çok kötü de bir dönem geçirdik aslında. Ama tabii ki de inşallah atlatıyoruz. Atlatabildik diyelim. Ve şimdi yine aynı şekilde yine sağanak yağmurların etkisi altında olan bir Türkiye haritası var. Hemen bakalım Marmara bölgesinden başlayalım aslında incelemeye. Şimdi Marmara bölgesine baktığımızda ise sağanak yağmurlar var ama yine Karadeniz kıyılarından da etkili olacak kuvvetli bir rüzgarın olduğunu söyleyebiliriz. Hangi bölgeler etkileyecek bunlar? Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Marmara bölgesi dahil olmak üzere bu bölgelerde de etkili olacak kuvvetli bir rüzgar var. Onun dışında biliyorsunuz
Aslında hiç alışık olmadığımız bir şekilde Ege kıyılarında da çok şiddetli sağanak yağmurlar ve gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altındaydı. Hatta sel baskınları içinde oradaki belediyeler de uyarı yapmıştı. Hala aslında etkili kıyı kesimleri dahil olmak üzere Ege bölgesinde de şiddetli, kuvvetli bir sağanak yağmurun gök gürültülü olacağını da söylemek mümkün. Ege kıyılarına baktığımızda. İç Anadolu bölgesine geldiğimizde ise İç Anadolu bölgesinde hemen bir tekrar kontrol etmek istiyorum. O bölgelerde de haritaların verdiği şeyi söylüyorum size. Güzel sağanak yağmurların olacağını, kuvvetli bir sağanak yağmur beklentisi var. Evet ama Ege kıyısında olduğu kadar değil. Ege kıyısında gök gürültülü yağışlı, kuvvetli bir yağış olacak ama İç Anadolu bölgesinde güzel sağanak yağmurların olacağını söyleyelim. Akdeniz bölgesine bakalım. Akdeniz bölgesi genelde hep aradan kaçıyor ve o bölgede sağanak yağmurlar nerelerde olursa olsun Akdeniz bölgesinde hep böyle parçalı bulutlu olarak kalıyor ve sağanak yağmurların etkisi altında olmuyordu ama bugün için Antalya şiddetli sağanak yağmurun etkisi altında olacak illerimizden. Mersin'de ise yine dediğim gibi kıyı kesimlerinde sağanak yağmur olmayacak. Havanın sadece parçalı bulutlu olduğunu söyleyebiliriz ama dediğim gibi bölge bölge ve yer yer değişiklik gösterecektir. Onun dışında hemen devam edelim. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu bölgesi ve Karadeniz bölgesinde ise kuvvetli sağanak yağmurlar olacak. Zaten haritada kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak yağmuru da göstermiş yoğun bir yağış olacak bugün Türkiye genelinde, bunu söyleyebiliriz. Yine havalarında soğuk olacağını söyleyelim. Çok da dikkat etmek gerekiyor bu havalara. Mevsim geçişleri ve hala bir gün sabah sıcaksa 2 saat sonra da hava bozduğu için yağmurlu oluyor ve giyeceğimiz kıyafetleri de ayarlayamıyoruz. O yüzden daha dikkatli olmanızı, havalara biraz daha ayak uydurmaya çalışmanızı da bir kez daha tavsiye edelim. Ve son kez söylemek istersek de Türkiye genelinin %81 ilinde ve %100'ünde yoğun bir sağanak yağmurun olacağını da söyleyelim sizlere efendim. Şimdi burada sonlandıralım Türkiye genelinde hava durumunu. İstanbul trafiğine baktık. Şimdi hava durumunu da aktardık sizlere. Haber manşetlerimizde neler var onları sizlere aktaralım. Buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin toplu açılış törenine katıldı. Burada kalabalığın içinde kendisine gösterilen seccade üzerine kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basacaklar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz dedi. Pendik! Bu Bay Bay Kemal aday oldu biliyorsunuz. Aday olduğu zaman kağıthaneyi sordular. Ne dedi? Kağıt tepe dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yine seccade eleştirisi yaptı. Kıbleyi bilmeyenlere 14 Mayıs'ta kıblenin bildirileceğini söyledi. Rabbim bu mübarek günler hürmetine. Erdoğan İstanbul Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin açılışına katıldı. Törende bir konuşma yaptı. Bu sırada katılımcılar seccade gösterdiler. Erdoğan da bu harekete kayıtsız kalmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu seccade üzerinden eleştirdi. Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum. Seccadeyi gösteriyor da, seccadeyi niye gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız, siz kıblenizi biliyorsunuz. Ama kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Erdoğan kendisine gösterilen altılı masayla ilgili bir şiire de kayıtsız kalmadı. Bak 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 neler yazmışlar oraya. Bay bay Kemal, iyi adam, hoş adam, dağarcığı boş adam. Batırır bu ülkeyi bir kadın beş adam.
Millet İttifakı cephesine bakalım. Liste mesaisinin en yoğun yaşandığı parti CHP'ydi. CHP'de Gelecek, Deva, Demokrat ve Saadet Partilerine 73 kontenjan verildi. İyi Parti ile 16 ilde ortaklaşan CHP 7 ilde ise aday çıkarmadı. İşte CHP ve İyi Parti listelerinde öne çıkan ve sürpriz isimler. Teşekkürler arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aday listelerimizi getirdik ve bugün teslim ettik. Değerli arkadaşımız Muharrem Erkek ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcimiz Hadim Bey'le beraber bu görevi yerine getirdik. CHP'de milletvekili aday listeleri kesinleşti. Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Hoş geldiniz efendim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı İstanbul 1. Bölge 1. sıradan. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay İstanbul 3. Bölge 1. sıradan. Fethi Açıkel İstanbul 1. Bölge 3. sıradan. Parti Sözcüsü Faik Öztürk Tekirdağ'dan. Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak İstanbul 3. Bölge 2. sıradan aday gösterildi. Saadet Partisi'ne 23, Gelecek Partisi'ne 15, Deva Partisi'ne 18, Demokrat Parti'ye 3, İyi Parti'ye de 6 kontenjan verildi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt İstanbul 1. Bölge 9. sıradan aday yapıldı. Saadet Partisi'nden Birol Aydın İstanbul 1. Bölge 5. sıradan, Mustafa Kaya İstanbul 2. Bölge 5. sıradan aday yapıldı. Deva Partili Sadullah Ergin Ankara 1. Bölge 4. sıradan, Elif Esen İstanbul 1. Bölge 7. sıradan, Evrim Rızvanoğlu İstanbul 2. Bölge 8. sırada aday gösterildi. Gelecek Partisi'nden Selim Temurcu İstanbul 1. Bölge 10. sıradan, Mesih Şahin İstanbul 2. Bölge 7. sıradan aday oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Erzincan 1. sıradan yapıldı. Eski Büyükelçi Namık'tan İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Eski gazeteci Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge 4. sıradan, öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçin'in eşi Türkan Elçi İstanbul 3. Bölge 3. sıradan aday yapıldı. Yüksel Taşkın ve Tunca Özkan İzmir'den, Veli Ağbaba Malatya'dan, Özgür Özel Manisa'dan, Ali Mahir Başarır Mersin'den, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Konya'dan aday oldu. İYİ Parti ve CHP'nin ortak liste çıkardığı iller de oldu. CHP Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı'dan aday çıkarmadı. Bu illerde CHP listesinden İYİ Parti adayları seçime girecek. Gezi olaylarında camide bira içildi iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım da İstanbul 2. Bölge 10. sıradan kendine yer buldu. Levent Gök, Ünal Ceviköz, Mehmet Bekeroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğlu ve Muharrem Erkek'in liste dışı kaldı. Başkanım hoş geldiniz. İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti'de dikkat çeken isimler vardı. Adana 1. sırada Alparslan Türkeş'in kızı Ayüce Türkeş, Adana 2. sıradan da İYİ Parti'nin daha önce ABD temsilciliğini yapan Bilal Bilici aday oldu. Meral Akşener'in başdanışmanı ve eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul 2. bölgeden 1. sıradan aday yapıldı. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu Ankara 2. bölge 2. sıradan, Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez Balıkesir 1. sıradan, Genel Sekreter Uğur Poyraz Antalya 1. sıradan aday oldu. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özale İzmir 2. bölge 2. sıra, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat Manisa 1. sıradan, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Samsun 1. sıradan aday gösterildi. Eski Bakan İdris Naim Şahin Ordu 1. sıra, yine Eski Bakan Edip Safter Gaydalı Bitlis 1. sıra, Lütfullah Kayalar Yozgat 1. sıradan aday gösterildi. Eski Bakan Eşref Akıbaba Ankara 1. bölge 2. sıradan seçim yarışına girdi. Eski futbolcu ve eski teknik direktör Ünal Karaman Konya 1. sıra, Hatay'daki depremde çalışmalarıyla öne çıkan eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'da 2. sıradan aday gösterildi. İYİ Parti 9 ilde liste çıkarmadı. Rize, Erzincan, Van, Çorum, Adıyaman, Bartın, Hakkari, Batman ve Düzce'de İYİ Parti adayları CHP listesinden seçim yarışına katılacaklar. Haberlerimizi aktardık sevgili seyirciler. Şimdi haftanın öne çıkan başlıklarında neler var gazete manşetlerine, onlara bakalım. Buyurun.
sevgili seyirciler, öncelikle BBN Türk TV kanalımızın BBN Haber gazetesine bakalım. Manşetinde nelere yer vermişler? Buyurun. BBN Haber gazetesinin manşetinde hayırlı olsun yazıyor. Hemen detaylarını aktaralım. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimleri için aday listeleri YSK'ya sunuldu. Konya listelerinde sürprizler yer alırken bakan kurum İstanbul'dan aday gösterildi. Hemen detaylarını aktarayım sizlere. Liste sürprizleri yaşandı diyor BBN Haber gazetesi. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimleri için siyasi partiler milletvekili adaylarını belirleyip listelerini YSK'ya sundu. 28. dönemde 15 milletvekilinin temsil edileceği Konya'da sürpriz isimler aday gösterilirken listelerde netleşmiş oldu. AK Parti'de değişime gidildi. Seçimlere büyük ölçüde yenilenmiş kadro ile girip mevcut vekillerden %70'ini değiştiren 16 kabine üyesini aday gösteren AK Parti'nin Konya listesinde de beklenildiği üzere büyük sürprizler yaşandı. Bakan kurum İstanbul'dan aday oldu. AK Parti kabinenin en çalışkan isimlerinden Murat Kurum'u İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterirken Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise Ankara 3. bölge 2. sıradan da aday gösterildi demiş. CHP listesi memnun etti. CHP'nin ithal adaylardan barındırılmış liste teşkilatları mutlu ederken birinci sıra beklenildiği üzere il başkanı Barış Bektaş'a verildi. Kontenjansa sadece Gelecek Partisi adayı Hasan Ekici'ye açıldı. İYİ Parti Karaman birinci sırada. İYİ Parti'de birinci sıra spor adamı Ünal Karaman'a verildi. 27. dönemin tek Konya milletvekili olan Fahrettin Yokuş bu kez ikinci sırayı alırken merhum il başkanı Gökhan Tozoğlu'nun eşi Selin Tozoğlu da üçüncü sırada yer verildi demiş. Detaylı şekilde de zaten AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin adayları da BBN Haber gazetesinde detaylı şekilde aktarılmış. Bakan Fahrettin Koca yok diye ayrı bir bölüm açılmış. Hemen aktarayım detaylarını. AK Parti'nin açıkladığı aday listesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi yer almadı. Bakan Koca'nın yanı sıra Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Erdoğan'la görüşüp özel işleri nedeniyle aflarını istemişti demiş BBN Haber gazetesi manşetlerinde. Efendim şimdi BBN Haber'i burada sonlandıralım. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde neler var? Onları sizlere aktarıyor olalım. Aslında gündemde şu an için tüm gazete manşetlerinde milletvekili adaylarının isimleri var. Biliyorsunuz artık netleşti. Seçime çok az bir süre kaldı. Bakalım neler olacak? Biz 15 Mayıs sabahında neye uyanacağız? O da aslında bizim için beklenilen bir haber. İlerleyen günlerde de zaten artık yavaş yavaş da seçim dönemine girdik ama tam olarak artık adaylar da açıklandığına göre seçim süreci resmi olarak bir kez daha başlamış olarak gözüküyor. Şimdi hemen bir bakalım burada farklı olarak neler var. Çünkü burada da şu an aynı şekilde aynı adaylara yer verilmiş. Emek ve Özgürlük İttifakı diye bir başlık var. Hemen onu da aktarayım size. Listelerde dava önlemi demiş. Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti listelerinde mevcut HDP grubunun büyük bölümü yer almadı. En yaşlı üyesi Hasan Cemal, Sırrı Süreyya Önder ve gazeteci Hasan Cemal İstanbul, gazeteci Cengiz Çandar Diyarbakır'dan aday gösterildi. En yaşlı isim olan Cemal ise seçilirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçici başkanlık yapacak. Tipte sanatçı Mehmet Aslan Tuğmuğla'dan Gezi tutuklusu Can Atalay Hatay'dan aday oldu demiş. Şöhretli adaylar demiş. Eski Süper Lig hakemlerinden Kutlisi Müftüoğlu AK Parti Antalya listesinden 7. sıradan girdi demiş. Payitaht Abdullah Hamit dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan 1. sıradan AK Parti adayı olmuş. 2006 Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş da meclis yolunda AK Parti Aydın 2. sıradan da aday gösterildi. CHP'nin aday listesinde de şampiyon bir sporcu var. Tekvandocu İrem Yaman Ankara 2. bölgeden de 4. sıradan aday oldu. İYİ Parti eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman'ı da Konya'dan 1. sıradan aday gösterdi demiş efendim. İstanbul'dan aday oldular diyor. Cumhur İttifakı'nın kendi isim ve logosuyla seçimlere katılacak ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ile Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan da İstanbul 1. bölgeden aday oldular demiş.
AK Parti'de %65 bir değişime gidildi demiş. 11 şehirde ortak liste düzenledi. CHP ve İYİ Parti kanadından da gelen diğer haberler. Şimdi efendim kısa bir araya gidelim. Aranın ardından yine kaldığımız yerden haber manşetlerimizle, gazete manşetlerimizle devam ediyor olacağız. Efendim saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Gün ışığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi hemen bir İstanbul trafiğini kontrol edelim. Biliyorsunuz yarım saat önce baktığımızda %29'la başlayıp %31'e sonlandırmıştık. %47 olmuş şu an için İstanbul trafiği. Hemen detaylarını aktaralım sizlere. Demiştim ama %40 civarı olacaktı ama %47'yi de açıkçası beklemiyordum. Neredeyse %50 olmuş. Şimdi aslında hiç trafik olmayan bölgelerde birden yoğun bir trafik gerçekleşmiş aslında. Şimdi onu söylemek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntümüz varsa yönetmenim hazırlayınca verelim. Ben de ona göre o bölgenin trafik yoğunluğunu aktarıyor olayım. Şimdi Kavacık bağlantı güzergahında zaten Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun bir trafiğin olduğunu söylemiştik. Biraz daha geriye baktığımızda da yine o bölgede yani Ataşehir bağlantı yollarında da yoğun bir trafiğin olduğunu söylemiştik. Ama birden o bölge tamamen bordoya dönmüş. Şu an arabalar o bölgede milim milim ilerlemeye çalışıyor diyebiliriz. Çekmeköy güzergahına bakalım. Çekmeköy Şile otoyolunda da şu an için haritanın rengi değişti. O bölgede bir trafik yoğunluğu daha gerçekleşti ve haritamız gelsin ekranlara. Hemen ben de detaylı şekilde sizlere aktarıyor olayım efendim o bölgenin görüntülerini. Şimdi ben hemen kontrol edelim. Çekmeköy güzergahından demiştim yoğun bir trafik başladı diye ama Ataşehir bağlantı güzergahları da tamamen trafik haline dönmüş ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tamamen etkisi altına almış. Görüntümüz hazır olduğunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geri döneriz. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Ataşehir bağlantı güzergahlarından başlayan yoğun bir trafik var. Tabii bir süre açılıyor ama sonrasındaysa Altunzade Çamca güzergahında yoğun bir trafik oluyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Şimdi görüntümüz geldi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden efendim. Şimdi geri dönelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. O bölgede trafik yoğunluğu köprü giriş çıkışlarında gördüğünüz gibi tüm hızıyla devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ymüş kusura bakmayın pardon. Şimdi köprü giriş çıkışlarını görüyorsunuz. Bağlantı güzergahlarının da dahil olduğu yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte ise köprü güzergahında hiç trafiğin olmadığını hatta arabaların da açık ara hızlı şekilde ilerlediğini de söyleyebiliriz. O güzergahta hiç trafik olmuyor zaten sabah saatlerinde ama bugün için de ayrıca boş olduğunu da söylemek mümkün. Yine Çamlıca güzergahında da Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yok. Yol boyu da Ataşehir bağlantı güzergahlarında da açık olduğunu söyleyebiliriz. Aksi güzergahtaysa yoğun bir trafiğin etkisi altında köprü giriş çıkışları. Gördüğünüz gibi Ataşehir Çekmeköy Şile otoyolunun bağlantı güzergahı güzergahlarına dahil olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden yolda yoğun bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Ama Levent güzergahına ve Zincirlikuyu güzergahına baktığımızdaysa da o güzergahta da trafik yoğunluğunun açık olduğunu şu an için E5 hattında da yoğun bir trafiğin olmadığını da söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Hemen biraz Avrasya Tüneli'ne bakalım. Avrasya Tüneli'nde neler var onları sizlere aktaralım. Avrasya Tüneli'nde de trafik yoğunluğu aslında biraz Kartal'dan başladı demiştim. Ama Kartal'dan sonra ise yol açılıyor ve sonrasında yine yoğun bir trafiğin etkisi altına giriyor. O bölge şu an tamamen kırmızı ve bordo arasında gidip geliyor diyebiliriz. Ama tünel girişinden sonra ise Zeytinburnu güzergahında hiç trafiğin olmadığını, yol güzergahında gayet açık olduğunu söylemek mümkün şu an için. Şimdi Avrupa bölgesine bakalım. Avrupa güzergahında neler var? Şimdi Anadolu'yu aktardık sizlere. Aslında bu bölgede trafik yoğunluğu yine başlamış. Bağcılar Esenler güzergahında hafif bir trafik var demiştik yarım saat önce. Şu an için o bölgede neredeyse 5. Levent güzergahlarına o Levent stadın da yani Galatasaray stadının olduğu yere kadar da yoğun bir trafiğin etkisi altında olduğunu söylemek mümkün. Ama köprü girişinde bir trafik yoğunluğu yok aslında o güzergahta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün güzergahı açık. Sadece o ana arterde yoğun bir trafik var şu an gördüğümüz kadarıyla. Onun dışında hemen Avcılar sahil hattını biliyorsunuz her gün aktarıyoruz sizlere. O bölgedeki trafik yoğunluğu da tüm hızıyla devam ediyor ve tamamen kırmızıya dönmüş durumda. Avcılar sahil hattında da trafik yoğunluğu uzun bir sürede devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü oradaki yol çalışması hala sonlanmadı efendim. Hemen devam edelim bakalım haritada başka neler var. Şimdi Şişli Mecidiyeköy güzergahında da yoğun bir trafik başlamış aslında. Normalde o bölgede bu kadar yoğun bir trafiğe alışık değiliz ama şu an için o bölgenin de yoğun bir trafiğin etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi E5 hattı demiştik. E5 hattını bir kontrol edelim. Bakalım o bölgede neler var. Haliç Alıcıoğlu'ndan görüntümüz gelsin. Bir bakalım o bölgenin trafik yoğunluğuna.
Efendim Mecidiyeköy güzergahının bugün hiç trafik olmaması da aslında güzel bir durum ve şaşırtıcı. Saatler 7.30'u gösteriyor. E5 hattında Mecidiyeköy ve Avcılar güzergahında hiç trafik yok. Yine saat 7'de baktığımız gibi yol güzergahı gayet açık ve uzun zaman sonra da gördüğümüz en trafiksiz E5 hattı diyebiliriz. Normalde biz bu bölgenin yoğun trafiğin etkisi altında olmasına alışırız ama şu an için gördüğünüz gibi iki güzergahta gayet açık. Aman nazar değdirmeyelim. İlerleyen dakikalarda fazla bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıya gelebiliriz o güzergahta. Şimdi efendim İstanbul trafiğini burada sonlandıralım. Son kez bakalım %47 olarak gözüküyor İstanbul trafiği. İlerleyen dakikalarda tekrar İstanbul trafiğini kontrol ediyor olacağız. Şimdi hava durumuna bakalım. Türkiye genelinde hava durumunda bizi şaşırtacak bir tablo var mı diyeceğim. Aslında şaşırtıcı bir tablo. 81 ilin 81'inde de aynı anda kuvvetli sağanak yağışların olacağını söylemek mümkün şu an için. Tabi muhtemel beklenilen bir durum şu an için. Bu ilerleyen gün saatlerde değişiklik gösterecektir tabii ki de bölge bölge ama şu an için baktığımızda ise 81 ile yoğun bir sağanak yağmurun etkisi altında. Hemen detaylandıralım. Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgarların olacağını söylüyor. Karadeniz kıyılarından gelen ve Ege kıyılarına doğru kuvvetli bir rüzgarın olacağını söylüyor bugün için harita. Aynı zamanda Ege kıyılarındaysa kuvvetli, şiddetli böyle uzun zamandır da o bölge zaten yağışın etkisi altındaydı. Bugün içinde o bölgelerde kuvvetli bir sağanak yağmurun olacağını da söylemek mümkün. İç Anadolu bölgesine baktığımızda ise o bölgede de normal sağanak yağmurların olacağını, Konya, Ankara bu bölgelerde de sağanak yağmurların etkisi altında olacak illerimizden bir tanesi. Haritaya baktığımda belki %5'lik bir kısımda hatta %2'lik bir kısımda sağanak yağmur yok. O da Akdeniz'in kıyılarında. Onun dışında her bölgede yoğun bir sağanak yağmurun etkisi altında olacağını söyleyelim. Hemen Akdeniz kıyısı demişken oraya bakalım. Antalya'da şiddetli, kuvvetli, sağanak bir yağmurun yağacağını ama Mersin'de ise bugün parçalı bulutlu havanın ise açık olacağını söyleyelim. O bölgede bir sağanak yağmur beklentisi yok efendim ama onun dışında Akdeniz bölgesi de tamamen sağanak yağmurun etkisi altında olacak illerimizden ve bölgelerden bir tanesi diyebiliriz. Hemen Karadeniz kıyılarına bakalım. Batı Karadeniz'den başlayan Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak bu bölgelerden başlayan yoğun bir kuvvetli yağış var. Karadeniz kıyılarında etkili olacak. Tamamen Karadeniz kıyılarında uzun zamandır aslında bu kadar yoğun bir sağanak yağmuru da görmemiştik. Genelde Trabzon'a kadar geliyordu sağanak yağmur ama Trabzon'dan sonra Artvin'e kadar da o bölgede bir sağanak yağmur görmüyorduk. Ama bugün için Karadeniz kıyıları tamamen kuvvetli sağanak yağmurun etkisi altında olacağını söyleyelim. Doğu bölgesine baktığımızda ise o bölgede aslında uzun zamandır hep parçalı bulutlu güneşli bir hava hakimdi. Ama bugün için ise o bölgenin de her bölgesinde ve ilinde kuvvetli sağanak yağmurun olacağını ve kuvvetli yağış uyarısı verdiğini de söyleyelim. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli yağışların etkisi altında olacağını da haritaya baktığımızda söylemek mümkün. Aslında Türkiye genelinde hava durumunu son kez aktarmamız gerekirse de kuvvetli sağanak yağmurların olacağını da söyleyebiliriz sizlere. Efendim burayı şimdi sonlandıralım. İstanbul trafiğine baktık. Türkiye genelinde hava durumunu da aktardık sizlere. Şimdi haber manşetlerimize devam edelim. Buyur. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Bolu'daydı. CHP ve altılı masaya yüklendi. Milletvekili paylaşım yapıldığını iddia etti. Kendisine hain diyenleri aynaya bakın dedi. FETÖ'cülerden değil namuslu insanlardan o istediğini de kaydetti. Ne tek adam ne tek aday. Adam gibi adam aday. İnce hayatı boyunca CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde dedi. Kendisine hain diyenlerin aynaya bakmasını söyledi. Her yıl 1,2 milyon çocuk doğuyor. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Bolu'da halka hitap etti. Çocuklarınıza ucuz et yedireceğim, ucuz süt içireceğim, yumurta yedireceğim, peynir yedireceğim, balık yedireceğim. İnce Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacaklarını bir bir anlattı. Bunların formüllerini de verdi. 3 A ile yöneteceğim Türkiye'yi. 3 A. Akıl, adalet, ahlak. 3 B ile yöneteceğim. 3 B. 3 B. Önce barışacağız. Sonra büyüyeceğiz ve bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz. 3H ile yöneteceğim. 3H. Huzur, hukuk,
hakkaniyet. İnce Türkiye'nin bir iktidar sorunu kadar bir muhalefet sorunu olduğunu da söyledi. Bu muhalefet gitmeden bu iktidar gitmez. CHP ve altılı masaya da yüklendi. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlıktan sonra altılı masanın milletvekili paylaştığını ifade etti. Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik, evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp hain diyenler var ya, aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz. İnce FETÖ'cülerin değil, namuslu insanların oyunu istediğine dikkat çekti. Namuslu insanların oyunu istiyorum. Ben meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum. Adana'da yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü. Çevredekiler kavga edenleri ayırıncaysa olay kansız bitti. Yol verme tartışmasında kan akacaktı. Çevredekiler yetişti. Bıçaklı kavga kimsenin canı yanmadan sona erdi. Olay Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durdukları sırada cebinden bıçağını çıkarttı. Kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüne camdan saldırmaya başladı. Gel buraya, gel. Çevredekiler araya girdi. Motosiklet sürücüsü uzaklaştırıldı. Bu kez de saldırıya uğrayan şoför otomobilinden inip kendisine bıçakla saldıran motosikletlerin yanına gitti. İkili tekrar kavgaya tutuştu. Araya yine etraftaki vatandaşlar girdi. Zor da olsa sürücüleri ayırabildiler. Çiftlik Bank davasında önemli bir gelişme var. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki kara kutusu olduğu iddia edilen Osman Naim Kaya Türkiye'ye iade edildi. Gece saatlerinde uçakla İstanbul'a getirilen Kaya'nın emniyetteki ifade işlemleri ise devam ediyor. Kırmızı bültenle aranıyordu. Tosuncu'nun kara kutusu Türkiye'de. Uruguay Osman Naim Kaya'yı iade etti. Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olarak bilinen Osman Naim Kaya kırmızı bültenle aranıyordu. Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye iadesi bir süre önce kabul edildi. Türk makamları hemen harekete geçti. Kaya Uruguay'dan alınıp önce Brezilya'ya götürüldü. Oradan da tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Kaya uçaktan iner inmez Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne alındı. Buradaki işlemlerin ardından da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Osman Naim Kaya Çiftlik Bank skandalının patlak vermesinin ardından Uruguay'a kaçmıştı. İddiaya göre Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın işlerini yürütüyordu. Aydın'ın Uruguay'daki tüm mal varlığı da onun üzerine kayıtlıydı. Kaya 2018'in Mart ayında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklandı. 4,5 yıl ev hapsi cezası aldı. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz 11 ilde korkunç bir deprem meydana geldi ve büyük bir felaket yaşadık. Depremin ardından da yine deprem bölgesindeki yaşayan insanlar ve depremi daha önce geçiren insanlar anlar ve Düzce'ye gideceğiz şimdi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri depremzede çocukları unutmadı. Onları mutlu etmek için en sevdikleri oyuncaklardan vazgeçti. İzleyelim. Kimi en sevdiği oyuncağını, kimi çantasını gönderdi deprem bölgesindeki arkadaşlarına. Bir de iyi günlerde buluşmak dileğiyle not iliştirdiler.
Bu oyuncaklar Düzce'nin kendileri küçük ama yüreği kocaman olan çocukların. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü depremzede çocuklar için kampanya düzenledi. Kampanyaya 8 ilkokul ve ortaokul katıldı. Düzce Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri olmak üzere bizler de orada olacağız. Hazır buraya gidiyorken boş gitmek istemedik. Depremzede çocuklarla oyuncaktan kırtasiye malzemelerine, boyama kitaplarından okuma kitaplarına kadar birçok eşyalarını paylaştılar. Hazırlanan hediyeler deprem bölgesine ulaştırılacak. Adana'da 3 yıldır aranan firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı. Yapılan aramalarda evde yüksek meblağda para ve altın bulundu. 3 yıldır her yerde aranıyordu. Firari FETÖ'cü saklandığı evde para ve altınlarla yakalandı. Adana Emniyeti FETÖ terör örgütü üyeliğinden arananlara yönelik operasyon başlattı. Polisin radarına takılan isimlerden biri de eski öğretmen Kürşat Kafalı'ydı. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vardı. 3 yıldır da firariydi. FETÖ'cü Kürşat Kafalı'nın saklandığı ev tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. Firari FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı. Cezaevine gönderildi. Evde yapılan aramadaysa 31 bin lira, 2500 avro, 13.835 dolar ve altınlar bulundu. El konuldu. Kafalı FETÖ'nün askeri yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapıyordu. Kağıthane'de hareketli anlar yaşandı. Sokakta çıkan tartışma alevlendi. Şahıslardan biri belindeki silahı çıkardı. İnternet kafeye sığınan gence ateş açtı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Gecenin bir vakti silahla kovaladı. Ateş açtı. Mermilerden kaçan genç internet kafeye sığındı. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Maskeli ve kapüşonlu bir şahıs sokak arasında bir gençle tartıştı. Tartışma büyüdü. Maskeli şahıs silahına davrandı. Diğer genç hemen kaçtı. Saldırganın peşini bırakmaya niyeti yoktu. Arkasından gitti. Can havliyle kaçan genç adam internet kafeye sığındı. Silahla onu kovalayan saldırgan kafeye bir el ateş etti. İkinci kez ateş açacağı sırada yanındaki arkadaşı müdahale etti. Olay yerinden güçlükle uzaklaştırdı. Neyse ki silah kuru sıkıydı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Türkiye'nin ilk SİHA gemisi göreve hazır. Deniz aşırı görevlerde deniz kuvvetlerinin gücüne güç katacak Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu bugün donanmaya katılıyor. Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmek için saatleri sayıyor. 231 metre uzunluğundaki gemide uçak, helikopter ve İHA'lar konuşlanabilecek. TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisi. 58 metre yüksekliğindeki gemi özellikleriyle dikkat çekiyor. İçinde yok yok, tank ve konteyner gibi ağır araçların taşınmasında kullanılabilecek ağır yük garajı bulunuyor. Gemi havuzu, hafif yük garajı, iniş alanları ve bir uçuş rampasının yer aldığı uçuş güvertesi ve hangar var. TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor. Bir amfibi taburla gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üst desteği olmadan kriz bölgelerine ulaştırabilecek. Havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara katılabilecek. İnsani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak görev yapabilecek.
ve CG Anadolu özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak. Haberlerimizi aktardık sevgili seyirciler. Şimdi gazete manşetlerimize devam edelim efendim. Buyurun. Öncelikle BBN Türk TV kanalımızın BBN Haber gazetesine bakalım manşetinde nelere yer vermiş. Hayırlı olsun olarak sür manşet atmış, hemen detaylarını aktaralım. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimleri için aday listeleri YSK'ya sunuldu. Konya listelerinde sürprizler yer alırken bakan kurum İstanbul'dan aday gösterildi. AK Parti kabinenin en çalışkan isimlerinden Murat Kurum'u İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday gösterirken Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Ankara 3. bölge 2. sıradan da aday gösterildi demiş. Hemen bakalım başka hangi haberler var BBN Haber'de. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimleri için siyasi partilerde milletvekili adaylarını belirleyip listelerini YSK'ya sundu. 28. dönemde 15 milletvekilinin temsil edileceği Konya'da sürpriz isimler aday gösterilirken listelerde netleşmiş oldu. İyi Parti'de 1. sırada spor adamı Ünal Karaman'a verildi. 27. dönemin tek Konya milletvekili olan Fahrettin Yokuş bu kez 2. sırada yer alırken merhum il başkanı Gökhan Tozoğlu'nun eşi Selin Tezoğlu'nun da 3. sıradan yer verildi demiş BBN Haber. Devam edelim efendim. Diğer gazete manşetlerimizle bakalım onlarla neler var. Sabah gazetesine bakacağız. Sabah gazetesinin manşetinde de yine aynı şekilde milletvekili adaylarına yer verilmiş. Hemen bakalım. Kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık diye manşet atmış. Hemen detayına bir bakalım. Milletvekili aday listesi YSK'ya veren AK Parti büyük bir değişim ve yenilenme için milletin karşısına çıkıyor. AK Parti'nin Türkiye 100 yıl kadrosu olarak nitelendirilen 28. dönem milletvekili adaylar arasında 15 bakan liste başı oldu. 104 vekil yeniden aday gösterildi. Vekillerin %65'i yenilendi. 113 kadın aday yarışa girerken en genç aday 18 yaşındaki İzmir'den Nisa Alptekin oldu. Yazar, gazeteci, sporcu, müzisyen ve ünlü isimler de listelerde yer aldı demiş. Hemen bakalım başka neler var. Terör sevici LGBT destekçisi FETÖ'cüsü CHP'den aday demiş. Dört partiye bol keseden adaylık dağıtan CHP'nin listesine de tepki yağıyor demiş. YSK'ya sunulan CHP milletvekili aday listesinde PKK sempatizanlarından oluşan ve LGBT savunucusu FETÖ sevicisinden şehit ailelerine taziyeden rahatsız olana kadar birçok isim var. Listede dört partiye de 60 kişilik kontenjan ayrıldı demiş. Seçime kendi partilerinden giriyor. Destici ve Erbakan da İstanbul'dan aday oldu. Akşener şehit yakınına küfür eden Türkkan'dan vazgeçmedi demiş. İyi Partili Aytun Çıray oyumuz 6.4'e düştü diye de açıklama yapmış. Devam edelim başka bir gazeteyle efendim. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesinin manşetinde neler var? Milliyet'te Esenyurt kontrolsüz şekilde yapılaşmış diye bir başlık atılmış. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede İstanbul depremine ilişkin yapılan çalışmaları Milliyet'e anlatmış ve göreve geldiğinde ilçenin bir konut envanterinin olmadığını gördüğünü belirten Bozkurt, Esenyurt %95 yapılaşmış durumda, kanser gibi çoğalan bir yapılaşma var diye de aktarmış. Partiler adaylarını YSK'ya bildirdi. Şimdi söz seçmenin diye başlık atmış. Partiler seçimlerde gösterecekleri milletvekili adayları listesini dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Artık söz 14 Mayıs'ta halkın demiş. Çok az bir süre kaldı biliyorsunuz sevgili seyirciler.
İlerleyen günlerde neler olacak hep birlikte görüyor olacağız. Şimdi AK Parti büyük bir değişime gidildi ama 3 döneme takılanlar da vardı biliyorsunuz. Şimdi aktaralım onlar kimmiş? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de en büyük liste değişimlerinden birine imza attı. Geçen dönemden yaklaşık %65 bir değişiklik oldu. Mevcut vekillerden sadece %4'ü yeniden aday gösterildi. 181 milletvekili liste dışı kaldı. 3 dönem kuralına takılan 65 isim arasında Meclis Başkanı Şentop, Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da vardı demiş. İki bakan listede yok. AK Parti listesinde bakanlar en üst sırada yer aldı. Mehmet Nuri Ersoy ile Fahrettin Koca ise listede yer almadı. Fuat Oktay Ankara, Süleyman Soylu İstanbul, Vedat Bilgin Ankara, Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Mustafa Varank Bursa, Fatih Dönmez Eskişehir, Murat Kurum İstanbul, Mehmet Kasapoğlu İzmir, Hulusi Akar Kayseri, Derya Yanık Osmaniye, Mahmut Özer Ordu, Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Nurettin Nebati Mersin, Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Mehmet Muş Samsun, Adil Kara İsmailoğlu da Trabzon'dan aday oldu demiş. AK Parti listesinde ise iki bakan yer almadı. Mehmet Nuri Ersoy ve Fahrettin Koca. Bunlar da aslında aflarını istemiş ve normal işlerinde çok yoğun olduğunu bildirmişler şu an için. İstanbul'da iki lider adayı oldu demiş. Cumhur İttifakı'na destek veren Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal AK Parti listesinden de İstanbul'dan aday gösterildi demiş efendim. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim Gün Işığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir saati geride bıraktık. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Şimdi öncelikle bir İstanbul trafiğine bakacağız. Malumuz bugün haftanın ilk iş günü. Saatler 7'yi gösteriyorken yoğun bir İstanbul trafiğiyle başlamıştık güne. Şu an içinse %60 bir İstanbul trafiği var. Alışık olmadığımız bir durum aslında. Pazartesi ve cuma günleri bu kadar yoğun bir trafiği daha önce hiç görmemiştik diyebiliriz. Nadir anlardan bir tanesi diyelim ve hemen kontrol edelim. %60 bir İstanbul trafiği olduğunu tekrar söyleyelim ve hemen haritaya dönüyoruz ve bakıyorum. Şimdi aslında Anadolu yakasında yoğun bir trafik var. Her bölgede bir trafiğin olduğunu söyleyeyim. Şimdi ayrı ayrı bakacağız ama çok yoğun da bir trafiğin etkisi altında olduğunu söylemek de mümkün o bölgede. Şimdi hemen bir bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntümüz varsa verelim ekranlara. Yoksa eğer ben sadece hemen anlatayım ve detaylandırayım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Kavacık bağlantı güzergahlarının dahil olduğu yoğun bir trafiğin etkisi altında olduğunu söyleyelim. Biraz geriye baktığımızda ise Ataşehir bağlantı ve Çekmeköy-Şile otoyolunda dahil olduğu yoğun bir trafik var o bölgede. Onun dışında ise o bölgenin açık olan hiçbir güzergahı yok. Tamamen bordoya dönmüş durumda. Yoğun bir trafik de artık o bölgede etkili olarak devam ediliyor. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakalım o bölgede neler var. Onu da sizlere aktarıyor olayım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de aynı şekilde Çekmeköy-Şile bağlantı yolları ve biraz daha diğer bağlantılara bakarsak da Ataşehir bağlantı güzergahlarında yoğun oldu. Köprü girişine kadar yoğun bir trafiğin etkisi altında olduğunu da söyleyebiliriz efendim. Şimdi burada da sonlandıralım. Hemen Avrasya Tüneli'ne bakalım. Avrasya Tüneli'ne baktığımızda ise o bölgede de yine yoğun bir trafiğin etkisi altında olduğunu söylemek mümkün. Yine Kartal'dan başlayan yoğun trafik tünel girişine kadar devam ediyor ve tünele giriş yaptıktan sonra ise Zeytinburnu güzergahında hiç trafiğin olmadığını, o güzergahında gayet açık olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bakalım efendim şu an için diğer bölgelere. Anadolu yakasını tamamlayalım. Avrupa yakasına bakalım. O bölgelerde neler var? Avrupa yakasına baktığımızda ise Avcılar sahil hattında trafik yoğunluğunun başladığını, o bölgede de biliyorsunuz yol çalışması olduğundan dolayı bölgenin de trafik yoğunluğunun çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bağcılar Esenler güzergahındaysa saat 7 civarında çok az bir trafik vardı ama 7.30 itibariyle de o bölgedeki trafik yoğunluğu çok fazla olmaya da başladı efendim. Şu an içinde devam ediyor. Bakalım nereye kadar devam ediyor. Aslında çok az da bir bölgede var. Yani 5. Levent güzergahına kadar bir trafik yoğunluğunun olduğunu, sonrasındaysa o güzergahta trafik yoğunluğunun açıldığını da söyleyebiliriz.
diyebiliriz. Hemen bir bakalım Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Levent güzergahı da uzun zaman sonra aslında en yoğun olduğu günlerden bir tanesini yaşıyor. O bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor. Son kez baktığımızda ise %61 İstanbul trafiğinin olduğunu söyleyelim ve İstanbul trafiğini burada sonlandıralım. Şimdi Türkiye genelinde hava durumu gelsin. Hemen Türkiye genelinde hava durumunu da sizlere aktarıyor olayım. Şimdi hava durumuna baktığımızda çok yoğun bir trafiğin etkisi altında oluyor diyecektim. Çok yoğun bir yağışın etkisi altında olduğunu söyleyeyim. 81 ilde neredeyse yoğun bir sağanak yağmur var. Sadece Akdeniz kıyılarında bir sağanak yağmurun olmadığını söyleyebiliriz şu an için. Hemen devam edelim bakalım. Marmara bölgesinde Karadeniz kıyılarından başlayan kuvvetli bir rüzgarla beraber kuvvetli bir sağanak yağmur beklentisi var. Onun dışında hemen Batı Karadeniz'den başlayan bölgelerden devam edecek olursak da Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın'dan başlayan yoğun bir sağanak yağmur Karadeniz kıyılarında tamamen etkisi altına almış durumda diyebiliriz bugün için. Doğu bölgesinde kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar uyarısı var aynı zamanda. İkisi aynı anda olunca ve sağanak yağmurlu da olduğunu varsayarsak o bölgede biraz daha vatandaşlarımızın daha temkinli ve dikkatli olmalarını bir kez daha öneriyor ve sizden rica ediyor. Çünkü biliyorsunuz sel olayları, sel baskınları, işte kuvvetli rüzgarlarla çatı uçmaları gibi olumsuz olaylarla da karşı karşıya gelebiliyoruz. O yüzden bugün için daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. İç Anadolu bölgesine baktığımızda ise yine o bölgede kuvvetli rüzgarın ve kuvvetli yağışların olacağını söyleyebiliriz. Ankara, Konya bölgede sağanak yağmurlu olacak illerimizden bir tanesi efendim. Hemen Akdeniz kıyılarına baktığımızda ise o bölgede de Antalya'da şiddetli bir kuvvetli yağışın olacağını, Mersin bölgesinde ise parçalı bulutlu o bölgenin de yağışın olmayacağını söyleyelim ama yine dediğim gibi yer yer değişiklik gösterecektir. Çünkü çevre illeri tamamen sağanak yağmurlu. O bölgede de belki hafif bir bölge değişikliğiyle beraber bir yağmur yağıp geçebilir ama şu an için o bölgede bir sağanak yağmurun olmayacağını söyleyelim. Onun dışındaysa Ege bölgesine bir bakalım. Ege bölgesinde geçen haftalarda da yine sağanak kuvvetli yağışların etkisi olduğunu söylemiştik. Bugün için de o bölgeler kuvvetli sağanak yağmurun etkisi altında olacak bölgelerden bir tanesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu bölgesine baktığımızda ise de o bölgelerde kuvvetli rüzgarın ve kuvvetli yağışların etkisi altında olacak bölgelerden bir tanesi efendim. Şimdi burada sonlandıralım. Türkiye genelinde hava durumunu ilerleyen dakikalarda tekrar kontrol ediyor olacağız. Şimdi haber manşetlerimize bakalım. Buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Roman vatandaşları bir araya geldi. 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Erdoğan'ın konuşması tezahüratlarla da sık sık kesildi. 14 Mayıs'a kadar durmadan, usanmadan çalışmaya hazır mıyız? Nasıl ülkemizin son 20 yılına mührümüzü vurduysak, Türkiye 100 yılının romanını da siz kardeşlerimle birlikte yazacağız. Türkiye'yi her alanda bir üst lige çıkaracaklarını söyledi. Romanlardan destek istedi. Sizlerden 14 Mayıs'ta yine çok güçlü bir destek bekliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehirli Romanlar geleneksel iftar buluşmasına katıldı. Roman nüfusunun yoğunlaştığı kentlerde kurulan mekanizmalar sayesinde Romanlara her alanda destek verdiklerini belirtti. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz. Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor. Muhalefete gönderme yaptı. Aslı astarı olmayan iddialarla bizi engellemeye çalıştılar. Ransal dönüşüm gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Eğlenceli kişilikleriyle ön plana çıkan Roman vatandaşlar Erdoğan'ın konuşmasını tezahüratlarla böldü. Her romana bir yuva hedefiyle bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Burada,
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinin yeniden inşası ile ilgili konuştu. Afetin üzerinden 63 gün geçmesine rağmen 11 ilde 85 bin konutun inşası da başlandığını söyledi. Dünyada bunu yapan başka ülke olamaz dedi. Murat Kurum bu açıklamaları İstanbul Pendik toplu açılış töreninde yaptı. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir afet karşısında, afetin üzerinden 63 gün geçmesine rağmen 11 ilimizde bugün itibariyle tam 85 bin konutu başlatan başka bir ülke bulamazsınız. Başka bir lider göremezsiniz. Bu büyük Türkiye'nin gücüdür ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir, vizyonudur ve İnşallah, inşallah vatandaşlarımıza sözlerimiz var. Mayıs sonu itibariyle 319 bin konutumuzun inşa sürecini başlatacağız. Ve daha önceki depremlerde olduğu gibi bir yıl içerisinde AFZ'de kardeşlerimize teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konutumuzu tamamlayarak ve inşallah sağlam güvenli konutlarımızı bitireceğiz. Önümüzdeki yıl Ramazan ayında bayramda onların misafiri olacağız. Çaylarını içeceğiz, dualarını alacağız ve inşallah 11 ilimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. İstanbul'da scooter kullanırken tehlikeli hareketler yapan bir genç yola savruldu. Arkadan otobüs geliyordu. Genç şoförün ani refleksi sayesinde ölümden döndü. Otobüsün altında kalmaktansa son anda bakın nasıl kurtuldu. Seyir halindeyken şov yapayım derken scooterlu gençlerden biri dengesini kaybetti. Az kalsın otobüsün altında eziliyordu. Yürekleri ağza getiren olay İstanbul Şişhane'de yaşandı. İki tane scooter tehlikeli hareketler yapıp bir anda dengesini kaybedip benim önüme düşmüştür. Gencin düştüğünü fark eden otobüs şoförü Metin Akyol direksiyonu ani refleksle kırdı. Scooterlu genç ölümden kıl payı kurtuldu. Çok şükür çocuğun canına bir şey olmadı, yolcularımıza bir şey olmadı. Kimsenin kılına zarar gelmedi fakat bir dahaki sefer bu kadar şanslı olunmayabilir. Bu arkadaşlardan da tehlikeli hareketler yapmasını istemiyoruz. Büyük araba olduğu için belki duramayabilir şoförlerimiz. Acemi insanlara denk gelebilirler, hayatını kaybedebilirler, başkasının hayatını tehlikeye atabilirler. ...11 şehri yıkan deprem felaketinden sonra tüm Türkiye diken üstünde. Adana'da 590 daireli sitede karot testi yaptırmak isteyenlerle istemeyenler karşı karşıya geldi. Evlerimiz sağlam diyenler bakanlıktan gelen yetkililerin karot örneği almasını engelledi. Ortalık karıştı. Derdin ne yani? Tamam. Derdin ne? Sen derdin ne? Git buradan! Git buradan! Defol git! Defol git! Defol git! Defol git! Git! Git şuradan! Bir grup binamız riskli mi bilelim istiyor, diğer grupsa evlerimiz sağlam gerek yok diyor. Site sakinleri karot testi yüzünden birbirine girdi. Karot numunelerini bekliyorum. Ve şu anda 17 Mart'ta tekrar bana belediye yazı gönderdi. Ve bu yazı da burada zaten belli. İvedilikle karot numunelerinin alınması, yapılması gerektiğini, aksi takdirde mühürleyeceğini söylüyor. Yer Adana'nın Kepez ilçesi. 9 blok 590 daireden oluşan site sakinlerinin bir kısmı Kahramanmaraş depremlerinden sonra tedirgin oldu. Evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için karot testi yaptırmak istedi. Şimdi 6306 sayılı kanuna göre üçer tane alınmış ama şu andaki çıkan kanunlar değiştiği için biz bu üçer taneyi 2013 yılında aldık. Şimdi 6'şer tane alınması gerekiyor sıyırma ve röntgenler dahil olmak üzere. Ancak sitedeki herkes aynı fikirde değildi. Evlerinin depreme dayanıklı olduğunu iddia edenler de vardı. Test için gelen bakanlık yetkililerine engel oldular.
siteye sokmadılar. Çürük bir binada ne kendim otururum ne çocuğum oturur. Çocuğum da evi var burada. Ne de yatırım yaparım. Bunların hepsini sağladıysam eğer ben, demek ki bu binalarda en ufacık bir sıkıntı yoktur. Buradaki kooperatif artık yok hükmünde. Bunun üzerine site sakinleri arasında tartışma yaşandı. Bizim amacımız, kooperatif artık geçerliliğini kaybetmiştir. Herkes tapusunu almıştır. Bakanlık yetkilileri örnek alamadan gitti. Teste karşı çıkanların avukatı konutların sağlam olduğu iddiasında. 99'da biten binalar 2013 yılında bitirilmiş gibi belediyeye dilekçe vermişlerdir. Resmi mercilere yalan beyanda bulunmuşlardır. Sitenin kooperatif başkanı Ayşe Birgül Kollu'ya göre de apartmanlar güçlendirilmeli. O zamanki karot numunemiz bizim 23-25 olması gerekiyordu. Bunlar 23-25 olmadığı için bize belediye güçlendirmeli ruhsat verdi mecburen. Ben bunu almasaydım ruhsat diye tapu da alamıyordum. İsrail'in girişimleri son bulmuyor. Filistinliler namaz kılarken İsrail polisi aşırı sağcı Yahudileri Mescid-i Aksa'ya aldı. Gerilim yaşandı. Konuyla ilgili Ankara-Tel Aviv hattında da kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrailli mevkidaşını aradı. Yaşananlara sessiz kalamayız dedi. Filistinliler namaza durmuştu. Radikal Yahudiler İsrail güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'ya alındı. İsrail'in tansiyonu yükseltecek provokatif girişimleri son bulmuyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs diken üstünde. Fanatik Yahudilerin kutladığı Pesah, yani hamursuz bayramı, Ramazan ayına denk geldi. Bayram dolayısıyla radikal Yahudiler Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını arttırmıştı. Filistinliler ise Ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu. Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenledi. İsrail polisi Yahudi yerleşimcileri koruma altına aldı. İçeride bulunan Filistinlilerin dışarı çıkmasına izin vermedi. Ancak korkulan olmadı. İsrail güçlerinin bu provokatif girişimi gerilime dönmeden son buldu. İsrail polisi geçtiğimiz günlerde iki gün üst üste Mescid-i Aksa'ya basmış, Filistinlilere ses bombası, plastik mermi ve coplarla saldırmıştı. Ya Allah! Ya Allah! Bölgede gerilim sürerken Ankara-Tel Aviv hattında kritik bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'la telefonda görüştü. Bu ülkenin toplumun diğer kesimleri gibi. Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditlere sessiz kalınmayacağını mevkidaşına iletti. İsrail'e adil ve kalıcı barışı sağlamak amacıyla elimizden geleni yapmaya hazırız mesajı da verildi. Adana'da yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü. Çevredekiler kavga edenleri ayırınca olay kansız bitti. Yol verme tartışmasında kan akacaktı. Çevredekiler yetişti. Bıçaklı kavga kimsenin canı yanmadan sona erdi. Olay Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durdukları sırada cebinden bıçağını çıkarttı. Kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüne camdan saldırmaya başladı. Çevredekiler araya girdi. Motosiklet sürücüsü uzaklaştırıldı. Bu kez de saldırıya uğrayan şoför otomobilinden inip kendisine bıçakla saldıran motosikletlerin yanına gitti. İkili tekrar kavgaya tutuştu. Araya yine etraftaki vatandaşlar girdi. Zor da olsa sürücüleri ayırabildiler.
Çiftlik Bank davasında önemli bir gelişme yaşandı. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki kara kutusu olduğu iddia edilen Osman Naim Kaya Türkiye'ye iade edildi. Gece saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi. Aktaralım. Kırmızı bültenle aranıyordu. Tosuncu'nun kara kutusu Türkiye'de. Uruguay Osman Naim Kaya iade etti. Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu olarak bilinen Osman Naim Kaya kırmızı bültenle aranıyordu. Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye iadesi bir süre önce kabul edildi. Türk makamları hemen harekete geçti. Kaya Uruguay'dan alınıp önce Brezilya'ya götürüldü. Oradan da tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Kaya uçaktan iner inmez Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne alındı. Buradaki işlemlerin ardından da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Osman Naim Kaya Çiftlik Bank skandalını patlak vermesinin ardından Uruguay'a kaçmıştı. İddiaya göre Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın işlerini yürütüyordu. Aydın'ın Uruguay'daki tüm mal varlığı da onun üzerine kayıtlıydı. Kaya 2018'in Mart ayında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklandı. 4,5 yıl ev hapsi cezası aldı. Düzce'ye gidelim şimdi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri depremzede çocukları unutmadı. Onları mutlu etmek için en sevdikleri oyuncaklarından vazgeçtiler. İzleyelim. Kimi en sevdiği oyuncağını, kimi çantasını gönderdi deprem bölgesindeki arkadaşlarına. Bir de iyi günlerde buluşmak dileğiyle not iliştirdiler. Bu oyuncaklar Düzce'nin kendileri küçük ama yüreği kocaman olan çocukların. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü depremzede çocuklar için kampanya düzenledi. Kampanyaya 8 ilkokul ve ortaokul katıldı. Düzce Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri olmak üzere bizler de orada olacağız. Hazır buraya gidiyorken boş gitmek istemedik. Depremzede çocuklarla oyuncaktan kırtasiye malzemelerine, boyama kitaplarından okuma kitaplarına kadar birçok eşyalarını paylaştılar. Hazırlanan hediyeler deprem bölgesine ulaştırılacak. Bunu bir paket olarak... Sevgili seyirciler, hemen haberlerimizle devam edelim efendim. Aktaralım detayları. 3 yıldır her yerde aranıyordu. Firari FETÖ'cü saklandı, evde para ve altınlarla yakalandı. Adana Emniyeti FETÖ terör örgütü üyeliğinden arananlara yönelik operasyon başlattı. Polisin radarına takılan isimlerden biri de eski öğretmen Kürşat Kafalı'ydı. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vardı. 3 yıldır da firariydi. FETÖ'cü Kürşat Kafalı'nın saklandığı ev tespit edildi. Operasyon için harekete geçildi. Firari FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı. Cezaevine gönderildi. Evde yapılan aramadaysa 31 bin lira, 2500 avro, 13.835 dolar ve altınlar bulundu. El konuldu. Kafalı FETÖ'nün askeri yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapıyordu. Efendim, haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlerimize devam edelim. Bakalım manşetlerle neler var, buyurun. Öncelikle BBN Türk TV kanalımızın BBN Haber gazetesine bakacağız. Manşetinde nelere yer vermiş? Hayırlı olsun olarak sür manşet atmış. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimleri için aday listeleri YSK'ya sunuldu. Konya listelerinde sürprizler yer alırken bakan kurum İstanbul'dan aday gösterildi. İYİ Parti'de Karaman birinci sırada.
İYİ Parti'de birinci sıra spor adamı Ünal Karaman'a verildi. 27. dönemin tek Konya milletvekili olan Fahrettin Yokuş bu kez ikinci sırada yer alırken merhum il başkanı Gökhan Tozoğlu'nun eşi Selin Tozoğlu da üçüncü sırada yer aldı. Devam edelim efendim diğer gazete manşetlerimizle. Onlarda neler var aktaralım sizlere. Posta Gazetesi'ne bakacağız. Posta Gazetesi'nin manşetinde neler var onları aktaracağım sizlere. Hemen bir bakalım. Hem itfaiyeci hem sporcu demiş. 2 yıl önce İstanbul itfaiyesine göreve başlayan Ceyda Çırık 24 yaşında. Sporcu kişiliğiyle dikkat çekiyor. Dünyanın farklı ülkelerinde birçok itfaiyecinin katıldığı uluslararası spor yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Çırık, şimdi İstanbul sokaklarında itfaiye aracının direksiyonuna geçerek görevden göreve koşuyor. Genç itfaiye eri Türk kadını olarak yapamayacağımız hiçbir şey yok diyor. Çok da doğru, tebrik ediyoruz kendisini. Aşk engel tanımaz demiş. Görme engelli Ayşe Tezgit ile işitme engelli Berk Aydın'ın başrollerinde yer aldığı kadrosunun büyük kısmında Down sendromlu ve engellilerden oluşan Bana Mavi'yi Anlat adlı festival filminin galası da Trabzon'da yapılmış. Karanlık sessiz dünyalarında sıkışıp kalan iki gencin aşkının anlatıldığı filmin finalinde ise oyuncular ve izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı diyor Posta Gazetesi. Büyük değişim. Seçime 34 gün kaldı. 26 parti milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. AK Parti 3 dönem kuralını tavizsiz uyguladı. 65 milletvekili aday gösterilemedi. 17 bakandan 15'i milletvekili adayı oldu demiş. CHP listelerindeki de değişim dikkat çekti diyor. Son başbakan da yok demiş. 3 dönem kuralı nedeniyle aday gösterilemeyenler arasında son başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkan Vekili İsmet Yılmaz, Mustafa Elitaş ve Bülent Turan da var. Hüdapar'dan 4, DSP'den 3 kişi AK Parti listelerinde yer aldı. İki partinin genel başkanları İstanbul'dan da aday gösterildi demiş. Hemen bakalım başka neler var aktaralım sizlere. Rayyan ağladığı için boğmuş. Geçtiğimiz Eylül ayında Irak uyruklu Rayyan Haşim 2 yaşında öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan Manuela Sıhıdır Hayo ile Taner Perçin hakkında ağırlaştırmış müebbet hapis talebi yer aldı. Dava açıldı. Akrabasının çocuğunu dilenmek için kaçırdığını ifade eden Hayo ifadesinde ne demiş? Ağlaması üzerine elimle ağzını ve burnunu kapatarak boğdum demiş. Allah gerçekten ıslah etsin sizleri. Haberi okuyamadım bile. Hemen diğer devam edelim. Başka gazeteyle Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi manşetinde nelere yer vermiş aktarayım sizlere. Dağıttım buraları da. Karar Gazetesi'nde bakalım manşetlerde neler var. Gençler dinden soğudu demiş. Hükümet seçim öncesi dini hassasiyetlere dokunan söylemlerini arttırırken Davutoğlu gençler İslam'dan soğutan politikalara işaret etti. Erdoğan ülkeyi 5 yıl daha Bahçeli ile Perinçek'le yönetirse 5 yıl daha çeteler ortaklıklar dolaşır. Yolsuzluklar sürerse kötü örnekler hareketler gençler İslam'dan soğursa bizim masadaki mevcudiyetimiz buna ve buna karşı 28 Şubatçı bir revanşizmin ortaya çıkmasını engelleyecek demiş. Ortaklıkta dolaşan çeteler yolsuzluklardan kötü örnek. Türkiye'deki gençlerin İslami değerlerden uzaklaşmaya başladığı iddiasını içeren anketler kamuoyuna yansırken Davutoğlu kritik uyarıda bulundu. Yolsuzluk suçlamalarının arttığını kaydeden Gelecek Partisi lideri Erdoğan 5 yıl daha Bahçeli ve Perinçek'le ülkeyi yönetirse 5 yıl daha çeteler ortaklıkta dolaşır. Yolsuzluklar olursa bu kötü örneklerde hareketle gençler İslam'dan soğur sorusunu da yöneltmiş kendisi. Şimdi kısa bir araya gidelim efendim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sevgili seyirciler, saatlerimiz 8.30'u gösteriyor efendim. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor bültenimiz. Şimdi hemen bir İstanbul trafiğine bakacağız. İstanbul trafiğinde neler var aktaralım sizlere. Gelsin hemen haritamız ekranlara. %67 olmuş İstanbul trafiği, biliyorsunuz malum bugün çok yoğun bir gün. Neden bu kadar yoğun anlamış değilim aslında ama çok yoğun bir İstanbul trafiğinin olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Şu an için %67 bir İstanbul trafiği var. Önceki bir telefonumu alayım hemen ben bir bakacağım acaba kaza mı var yollarda. Çünkü aksi halde pazartesi ve cuma günleri bu kadar yoğun bir İstanbul trafiğine aslında biliyorsunuz alışık değiliz. Şimdi hemen bir kontrol edelim bakalım hangi bölgelerde trafik yoğunluğu var. Aslında baktığımda da yine olumsuz kötü bir haber de yok. İstanbul trafiği şu an %80 Anadolu yakasında, %60'da Avrupa yakasında bir İstanbul trafiği yoğunluğu var. Şimdi hemen bir bakalım hangi bölgelerde var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne hemen bakıyorum. O bölgede yoğunluk tüm hızıyla devam ediyor diyebiliriz. Bunun sebebi de aslında biliyorsunuz o bölgenin tek güzergah olması, birçok bağlantı yolu var ve biliyorsunuz tek köprü güzergahı ve giriş kısmında da yoğunluklar meydana geliyor. Köprü giriş çıkışları şu an için çok yoğun olduğunu söyleyelim ve Kavacık bağlantı güzergahları, Ataşehir bağlantı güzergahı ve biraz daha bakarsak da Çekmeköy-Şiliot yolundan başlayan yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de aynı şekilde Çekmeköy-Şiliot yolu sonrasında ise Ataşehir bağlantı güzergahlarından başlayan yoğun bir trafiğin etkisi altında ama köprü girişine kadar, köprüyü geçtikten sonra ise iki güzergahında hem Zincirlikuyu hem de Levent güzergahında trafik yoğunun olmadığını söyleyebiliriz. Onun dışında Avrasya Tüneli'ne bakalım. Avrasya Tüneli'nde neler var aktaralım sizlere. Avrasya Tüneli'nde yine Kartal'dan başlayan yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyelim. O bölgede bitecek gibi de durmuyor açıkçası. Saatler 8.30'u gösteriyor. İstanbul trafiği şu an için %69 oldu. Çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Bunun sebebi de aslında bugünün özelliği de yok. Haftanın ilk iş günü, normalde pazartesi ve cuma günleri daha az bir trafikle karşı karşıyaydık ama bugün en yüksek seviyeyi yaşıyoruz diyebiliriz. Hemen biraz da Avrupa yakasına bakalım. Avrupa yakasında neler var aktaralım sizlere. Avrupa yakasına baktığımızda ise o bölgede de trafik yoğunluğu tüm hızıyla devam ediyor. Şişli Mecidiyeköy güzergahları, Zincirlikuyu hattında, Beşiktaş hattına giden yolda, aynı zamanda Bağcılar, Esenler, Avcılar, Sahil Hattı, bu bölgelerde çok yoğun bir trafik var efendim. Malum saatler 8.30'u gösteriyor. İstanbul trafiği saat 6.30'dan bu yana neredeyse başladı. Biz 7'den sonra kontrol etmeye başlıyoruz ama 7'de bile trafik yoğunluğu %29'la başlamıştık. Şu an için %69, herhalde bugün %70 küsürleri göreceğiz gibi duruyor. Aslında İstanbul trafiğin en yoğun olduğu saat 8 ila 9 arası. Yani son yarım saat, bir saatimiz kaldı diyebiliriz İstanbul trafiğinde. Ama çok hızlı bir yükseliş olduğu için de açıkçası ben de kestiremiyorum ne kadar yükselecek, nereden sonra düşüşe geçecek diye. İlerleyen dakikaları hep birlikte görüyor olacağız. Burada sonlandıralım şimdi. Türkiye genelinde hava durumu gelsin. Türkiye genelinde hava durumuna bakalım. Bugün bizi neler bekliyor? Şimdi Türkiye genelinde hava durumuna baktığımızda efendim 81 ilin neredeyse tamamında sağanak yağmurların etkisi altında olduğunu söylemek mümkün. Şimdi haritaya baktığımızda her bölgede bir yağmur var. Kuvvetli sağanak yağmurlar da var. Biliyorsunuz şimdi biz Ege bölgesini aktarıyoruz sizlere. Geçen hafta o bölgede sağanak yağmurların olduğunu ve belediyeler de uyarı yaptı. Sağanak yağmur olacak, kuvvetli yağışın etkisi var. Lütfen dikkatli olun diye vatandaşlarına bildiriler yayınladı. Aynı şekilde bugün de Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde şiddetli sağanak yağışların etkili olacağını söyleyelim. Marmara bölgesinde de sağanak yağmurlar devam ediyor. Aslında Marmara bölgesi bir haftadır bu şekilde sağanak yağmurların etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. Ara ara tabii ki de hava açıyor, güzel bir gün geçiriyoruz ama onun dışında tekrar hava bozmaya başlıyor. Burada da Karadeniz kıyılarından Ege bölgesinde kuvvetli bir rüzgar olacak. Hemen Karadeniz kıyılarından devam ettiğimizde ise o bölgede Batı Karadeniz'de başlayan işte Marmara, Düzce, Sakarya, o bölgelerde de kuvvetli sağanak yağmurlar var efendim. Şimdi Türkiye genelinde burada hava durumunu sonlandıralım. İlerleyen dakikalarda tekrar kontrol ediyor olacağız. Şimdi haber manşetlerimize bakalım neler var, buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te toplu açılış töreninde konuştu. 168 açılışı gerçekleştirdi ve orada da önemli açıklamalar yaptı. Dinleyelim. Pendik! Bu Bay Bay Kemal aday oldu biliyorsunuz. Aday olduğu zaman kağıthaneyi sordular. Ne dedi? Kağıt tepe dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yine seccade eleştirisi yaptı.
Kıbleyi bilmeyenlere 14 Mayıs'ta kıblenin bildirileceğini söyledi. Rabbim bu mübarek günler hürmetine. Erdoğan İstanbul Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin açılışına katıldı. Törende bir konuşma yaptı. Bu sırada katılımcılar seccade gösterdiler. Erdoğan da bu harekete kayıtsız kalmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu seccade üzerinden eleştirdi. Anlıyorum. Anlıyorum. Seccadeyi gösteriyor da, seccadeyi niye gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız, siz kıblenizi biliyorsunuz. Ama kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Erdoğan kendisine gösterilen altılı masayla ilgili bir şiire de kayıtsız kalmadı. Bak neler yazmışlar oraya. Bay bay Kemal, iyi adam, hoş adam, dağarcığı boş adam. Batırır bu ülkeyi bir kadın beş adam. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de Bolu'daydı. Çok çarpıcı açıklamalar yaptı, Millet İttifakı'na yüklendi. Aktaralım detaylarını. Ne tek adam, ne tek aday. Adam gibi adam aday. İnce hayatı boyunca CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde dedi. Kendisine hain diyenlerin aynaya bakmasını söyledi. Her yıl 1,2 milyon çocuk doğuyor. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Bolu'da halka hitap etti. Çocuklarınıza ucuz et yedireceğim, ucuz süt içireceğim, yumurta yedireceğim, peynir yedireceğim, balık yedireceğim. İnce Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacaklarını bir bir anlattı. Bunların formüllerini de verdi. 3A ile yöneteceğim Türkiye'yi. 3A. Akıl, adalet, ahlak. 3B ile yöneteceğim. 3B. 3B. Önce barışacağız. Sonra büyüyeceğiz ve bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz. 3H ile yöneteceğim, 3H. Huzur, hukuk, hakkaniyet. İnce Türkiye'nin bir iktidar sorunu kadar bir muhalefet sorunu olduğunu da söyledi. Bu muhalefet gitmeden bu iktidar gitmez. CHP ve altılı masaya da yüklendi. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlıktan sonra altılı masanın milletvekili paylaştığını ifade etti. Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik, evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp hain diyenler var ya, aynaya bir bakın, hainleri görürsünüz. İnce FETÖ'cülerin değil, namuslu insanların oyunu istediğine dikkat çekti. Namuslu insanların oyunu istiyorum. Ben meclisi bombalayanların oyunu istemiyorum. Sevgili seyirciler, AK Parti'nin milletvekili aday listesinde de büyük değişimler vardı. 3 dönem kuralı da istisnasız uygulandı. Neredeyse %65-%75'lik bir değişime gidildi. 27 dönemde milletvekili olan çoğu milletvekili de tekrar aday olamadı. Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmada ben hazırlamış olduğumuz bu listenin hem partimize hem ülkemize hem Cumhur İttifakımıza hem dediğim gibi milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine milletvekili listesinde yaptığı önemli değişikliklerle girecek. 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk.
27. dönemde görev alan milletvekillerinin %70'i değişiyor. Uygulanıp uygulanmayacağı tartışılan 3 dönem kuralı istisnasız uygulandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş'la Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli o isimler arasında. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu ve listelerde %65 oranında bir değişikliğe gitmiş olduk. Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi büyük şehirlerden aday gösterildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge 1. sıra adayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. sıra adayı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1. sıra adayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. sıra adayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı oldu. Kayseri 1. sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmaniye 1. sırada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ordu 1. sırada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa 1. sırada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin 1. sırada Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İzmir 1. bölge 1. sırada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu, Eskişehir 1. sırada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş 1. sırada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kilişçi, Samsun 1. sırada Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon 1. sırada Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Bursa 2. bölge 1. sırada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank var. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca listede yer almadı. En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir'den adayımız oldu. En yaşlı adayımız Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. AK Parti'de kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar ön sıralarda aday olarak gösterildi. Cumhur İttifakı'na baktık efendim. Şimdi Millet İttifakı'na bakalım. Orada o cephede neler var? En yoğun yaşanan mesailerden birisi de CHP'deydi aslında. 73 kontenjan verdi ortaklarına ve İYİ Parti ile de tamına 16 ilde de anlaştılar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aday listelerimizi getirdik ve bugün teslim ettik. Değerli arkadaşımız Muharrem Erkek ve Yüksek Seçim Kurulu temsilcimiz Hadim Bey'le beraber bu görevi yerine getirdik. CHP'de milletvekili aday listeleri kesinleşti. Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Hoş geldiniz efendim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı İstanbul 1. Bölge 1. sıradan. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay İstanbul 3. Bölge 1. sıradan, Fethi Açukel İstanbul 1. Bölge 3. sıradan, Parti Sözcüsü Faik Öztürk Tekirdağ'dan, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak İstanbul 3. Bölge 2. sıradan aday gösterildi. Saadet Partisi'ne 23, Gelecek Partisi'ne 15, Deva Partisi'ne 18, Demokrat Parti'ye 3, İYİ Parti'ye de 6 kontenjan verildi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt İstanbul 1. Bölge 9. sıradan aday yapıldı. Saadet Partisi'nden Birol Aydın İstanbul 1. Bölge 5. sıradan, Mustafa Kaya İstanbul 2. Bölge 5. sıradan aday yapıldı. Deva Partili Sadullah Ergin Ankara 1. Bölge 4. sıradan, Elif Esen İstanbul 1. Bölge 7. sıradan, Evrim Rızvanoğlu İstanbul 2. Bölge 8. sırada aday gösterildi. Gelecek Partisi'nden Selim Temurcu İstanbul 1. Bölge 10. sıradan, Mesih Şahin İstanbul 2. Bölge 7. sıradan aday oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Erzincan 1. sıradan yapıldı. Eski Büyükelçi Namık'tan İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Eski gazeteci Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge 4. sıradan, öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçin'in eşi Türkan Elçi İstanbul 3. Bölge 3. sıradan aday yapıldı.
Yüksel Taşkın ve Tunca Özkan İzmir'den, Veli Ağbaba Malatya'dan, Özgür Özel Manisa'dan, Ali Mahir Başarır Mersin'den, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Konya'dan aday oldu. İYİ Parti ve CHP'nin ortak liste çıkardığı illerde oldu. CHP Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı'dan aday çıkarmadı. Bu illerde CHP listesinden İYİ Parti adayları seçime girecek. Gezi olaylarında camide bira içildiği iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım da İstanbul 2. bölge 10. sıradan kendine yer buldu. Levent Gök, Ünal Ceviköz, Mehmet Bekeroğlu, İbrahim Kaboğlu, Ali Haydar Hakverdi, Aykut Erdoğlu ve Muharrem Erkek'in liste dışı kaldı. Başkanım, hoş geldiniz. İYİ Parti 28. dönem milletvekilleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti'de dikkat çeken isimler vardı. Adana 1. sırada Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Adana 2. sıradan da İYİ Parti'nin daha önce ABD temsilciliğini yapan Bilal Bilici aday oldu. Meral Akşener'in başdanışmanı ve eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul 2. bölgeden 1. sıradan aday yapıldı. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu Ankara 2. bölge 2. sıradan, Genel Başkan Danışmanı Turhan Çömez Balıkesir 1. sıradan, Genel Sekreter Uğur Poyraz Antalya 1. sıradan aday oldu. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özdağ'la İzmir 2. bölge 2. sıra, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat Manisa 1. sıradan, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Samsun 1. sıradan aday gösterildi. Eski Bakan İdris Naim Şahin Ordu 1. sıra, yine Eski Bakan Edip Safter Gaydalı Bitlis 1. sıra, Lütfullah Kayalar Yozgat 1. sıradan aday gösterildi. Eski Bakan Eşref Akıbaba Ankara 1. bölge 2. sıradan seçim yarışına girdi. Eski futbolcu ve eski teknik direktör Ünal Karaman Konya 1. sıra, Hatay'daki depremde çalışmalarıyla öne çıkan eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'da 2. sıradan aday gösterildi. İYİ Parti 9 ilde liste çıkarmadı. Rize, Erzincan, Van, Çorum, Adıyaman, Bartın, Hakkari, Batman ve Düzce'de İYİ Parti adayları CHP listesinden seçim yarışına katılacaklar. Sevgili seyirciler, dünyanın ilk SİHA gemisi de hazır. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG'de bugün donanmaya katılıyor. Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmek için saatleri sayıyor. 231 metre uzunluğundaki gemide uçak, helikopter ve İHA'lar konuşlanabilecek. TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisi. 58 metre yüksekliğindeki gemi özellikleriyle dikkat çekiyor. İçinde yok yok, tank ve konteyner gibi ağır araçların taşınmasında kullanılabilecek ağır yük garajı bulunuyor. Gemi havuzu, hafif yük garajı, iniş alanları ve bir uçuş rampasının yer aldığı uçuş güvertesi ve hangar var. TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor. Bir amfibi taburla gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üst desteği olmadan kriz bölgelerine ulaştırabilecek. Havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara katılabilecek. İnsani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak görev yapabilecek. TCG Anadolu özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak. Sevgili seyirciler, dolandırıcılar bu kez de TOG'u ve depremi kullandı. Krediyi faizsiz kredi veriyoruz diyerek vatandaşları dolandırmaya çalıştı ve polis ekiplerinin detaylı incelemesiyle de çökertildi. Bu kez de deprem ve TOG kredisi vaadiyle dolandırdılar. Ancak polisten kaçamadılar. Kredi çetesi çökertildi. İfasını, operasyonunu gerçekleştireceğiz.
Malum bizim için bu çalışma. Dolandırıcılar 8 ayrı paravan şirket kurdu. İnternetten yerli otomobil, TOK ve depremzedeler için faizsiz ve kolay kredi ilanları verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6.04.2020. İlana dönenler için sahte ödeme platformları oluşturdular. Bu sayede vatandaşların şifreleri ele geçirildi. Banka hesaplarından milyonlarca lira çekildi. Tamam, onları alalım. Ancak polis ekipleri her şeyin farkındaydı. Çete 3 ay boyunca adım adım takip edildi. İşte bir tarafta deprem felaketi sonrası, depremzede vatandaşlarımızın da aynı yöntemle mağduriyetine ilişkin bir takım. Operasyon için Diyarbakır, İstanbul, Ankara'da eş zamanlı düğmeye basıldı. Şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Aç kapıyı polis. Polis gör. Yat. Yat. 25 kişi gözaltına alındı. Aralarında örgütün Suflör lakaplı elebaşı da vardı. Evlerde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, 8 POS cihazı, 17 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin hesaplarında 157 milyon 816 bin 232 lira olduğu tespit edildi. POS cihazı. İçinde 1 milyon lira olan çantasını takside unuttu ama neyse ki taksi şoförü kuruşu kuruşuna parasını ona iade etti. Çünkü ciddi miktarda bir rakam vardı, yani 1 milyona yakın TL karşılığı paraydı. Ve okulun ihtiyaçları vardı, bir kısım depremzedelere göndermek için Hatay'a göndermek için ayarlamıştım. Takside bulduğu çantada 1 milyon lira değerinde döviz vardı ama bir an olsun tereddüt etmedi. Tek kuruşuna dokunmadan sahibine teslim etti. İnsanlık hala ölmemiş dedirten olay İstanbul'da yaşandı. Taksi şoförü Uğur Şanlı aracını aldığı Faik Birgül'ü Kadıköy'e bıraktı. Bir süre sonra araçta çanta unutulduğunu fark etti. Biz onu fark ettik, emanet aldım yanıma. Tekrar yolcumla. Bayağı bir uzun gideceğimiz için direkt rica ettim, direkt buraya geldik. Çantayı kaptığı gibi sahibine ulaştırmak istedi. Görmedim, şöyle çantayı aldığım gibi getirdim. Yani fermanını bile açmadım, elim bile şey yapmadım. Yani ben içinde ne olduğunu bile bilmiyordum şimdi. Faik Birgül telaşlandı. Çünkü çantadaki paraları depremzedelere gönderecekti. Yardım paralarına kavuştuğu için yüreğine su serpildi. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi insanlar da var. Örnek bir davranış. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu para çok... Haberlerimizi aktardık sevgili seyirciler. Şimdi gazete manşetlerimize devam edelim efendim. Buyurun. Öncelikle BBN Türk TV kanalımızın BBN Haber gazetesine bakacağız. Manşetinde nelere yer vermiş? Hayırlı olsun olarak sür manşet atmış, hemen detaylarını aktarayım sizlere. 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili genel seçimleri için aday listeleri YSK'ya sunuldu. Konya listelerinden sürprizler yer alırken bakan kurum İstanbul'dan aday gösterildi. İYİ Parti Karaman'da birinci sırada, İYİ Parti'de birinci sıra spor adamı Ünal Karaman'a verildi. 27. dönemin tek Konya milletvekili olan Fahrettin Yokuş bu kez ikinci sırayı alırken merhum il başkanı Gökhan Tozoğlu'nun eşi Selin Tozoğlu da üçüncü sırada yer verildi. AK Parti kabinenin en çalışkan isimlerinden Murat Kurum'u İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterirken Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise Ankara 3. Bölge 2. sıradan aday gösterildi demiş BBN Haber gazetesi. Efendim şimdi devam edelim gazete manşetlerine. Yeni Şafak'la başlayalım bakalım. Yeni Şafak'ta neler var aktaralım sizlere. Yanınızdayız demiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkhan'da Albayrak Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Afetzedelerin taleplerini dinleyen Soylu, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız yardımlarını deprem bölgesine gönderiyor. Vatandaşlarımızın ortaya koyduğu bu yüce gönüllülüğü yönlendirmek de bizim görevimiz dedi. Bekleyecek değiliz. Soylu, PKK-PYD elebaşı Mazlum Kobani'ye yönelik Irak'taki SİHA saldırısı hazırlatılınca ABD sınırımızda terör devleti kurdurmak istiyor diye ağzımızı açıp bekleyecek değiliz. Her yerde teröristlerin ensesindeyiz dedi.
AK Parti'de büyük değişim, listeler tamam, sıra sandıkta demiş. AK Parti neredeyse %65'lik bir değişime gitti sevgili seyirciler. Geçen seneki milletvekili adaylarının çoğu aday olmadı. İki bakan da aday olmadı. Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı da şu an aday olmayan kişilerden. Ortaklar CHP'yi karıştırdı demiş. Aday listesi en çok CHP'yi zorladı. Deva, Gelecek, Saadet ve DP'ye yaklaşık 65 kontenjan verdi. CHP kurmayının liste dışı kalmasına da yol açtı bu yüzden. Şimdi efendim devam edelim. Diğer gazete manşetlerimizle bakalım hangi gazeteyle devam edelim. Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet gazetesi manşetinde nelere yer vermiş onu aktarayım sizlere. Türkiye'yi bekleyen kritik 14 Mayıs için siyasi partiler milletvekili adaylarını duyurdu. Son söz seçmenin, artık tamamen bütün her şey gerçekleşmiş oldu ve tek sadece 34 gün sonra büyük seçim kaldı. 15 Mayıs sabahında neler olacak hep birlikte görüyor olacağız. Millet İttifakı kabuk değiştirdi. Millet İttifakı'na CHP 134 milletvekilinden 66'sını yeni dönemde aday göstermedi. Deva, Saadet Partisi, Gelecek ve Demokrat Partisi 71 isim CHP listesinden aday gösterildi. İYİ Parti lideri Akşener ise 36 milletvekilinden 25'iyle yollarını ayırdı. 9 şehirde aday çıkarmayan İYİ Parti 7 ilde CHP'nin adaylarını kendi listesine aldı demiş. Hemen bakalım. Tartışılan bakanlara kalkan demiş. AKP'de 3 dönem kuralı uygulandı. Partinin A takımında yer alan isimler liste dışı kaldı. 385 milletvekilinden sadece 104'ü aday gösterildi. Bakanlardan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışındakiler listeye üst sıralardan girdi. İttifak yapılan Hüdapar'dan 4, DSP'den de 3 isim listede yer aldı demiş. Kadınlar listede yok diyor. AK Parti'de Zehra Taşkesenoğlu, Ravza Kavakçı ve Betül Sayankaya liste dışı kaldı. Erdoğan eski şoförü Ahmet Hamdi Çamlı ve Zülfü Tolga Ağar da seçilemeyecek yerlerden aday gösterdi. Ensarioğlu, Altunbaş, Türkeş aileleri ise birden çok partide seçilecek yerlerde demiş. Hemen bakalım başka neler var. Can Atalay, Gezi davasında tutuklu bulunan avukat Can Atalay tip milletvekili adayı oldu demiş. Mustafa Sarıgül, TDP lideri memleketi Erzincan'dan CHP listesine girdi. Birinci sıra adayı oldu demiş. Fuat Yıldırım, camide içki içildi iddiasını yalanlayan eski müezzin CHP'den aday gösterildi. Ahmet Eşref Fakıbaba ise AK Parti'den istifa eden eski bakan Fakıbaba, İYİ Parti'nin Ankara listesinden milletvekili adayı oldu. Zekeriya Yapıcıoğlu ise Hüdaparlı Zekeriya Yapıcıoğlu da AKP'den İstanbul milletvekili adayı gösterildi demiş. Hulki Cevizoğlu da, gazeteci Hulki Cevizoğlu, AK Parti'nin İstanbul milletvekili aday listesinde yer aldı. Gökhan Zansa, deprem yurttaşın sesi olan eski milli futbolcu Zan, İYİ Parti'den de aday gösterildi demiş. Sanat camiasından da birçok kişi bu dönemde milletvekili adayı oldu. Bakalım 15 Mayıs sabahı hangi iktidar kazanacak? Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Ata İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği var. Ama tabii ki de biliyorsunuz en güçlü ittifaklardan birisi de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Onların cephelerinde neler olacak? Onları da açıkçası merakla bekliyoruz. Türk Gün'e bakalım. Şimdi Türk Gün gazetesinde neler var? Aktaralım sizlere. Kıbleyi 14 Mayıs'ta öğrenecekler demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıbleyi bilmeyenler seccadeyi ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz diyor. Yedili masayı yönetemeyen ülkeyi nasıl yönetecek diye başlık atmış. Ederi olmayan particiliklere bol keseden milletvekili dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin de yaşanan istifa krizlerini çözemeyen İYİ Parti Başkanı Meral Akşener'i zor günler bekliyor. Seçmen yedili masayı yönetemeyen Kılıçdaroğlu koskoca Türkiye'yi nasıl yönetecek sorusunda cevap arıyor demiş. Bakalım başka neler var? Fermuar sistemi demiş. CHP ile uygulanan fermuar sistemi dolayısıyla İYİ Parti Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illeriyle aday göstermedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş, Çankırı illerinde aday çıkarmaması ile ilgili 16 ilde de ortak aday belirlenmiş oldu demiş. Efendim şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Efendim, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Gün ışığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Son saatlerimize girmiş bulunmaktayız. Saat 7'den bu yana karşınızdayız. Bütün haber manşetlerimiz, gazete manşetlerimiz derken 2 saati tamamladık. Biliyorsunuz bu saatimizde en yoğun geçen saatimizden bir tanesi. Öncelikle haber manşetlerimize bakacağız. Sonrasında ise spor haberleri, gazeteler, ekonomi bülteniyle ve hava durumu trafikte de tamamlamış olacağız bu bir saatimizde. Şimdi öncelikle saatler 9'u gösteriyorken İstanbul trafiğinde son durum nasıl? Hemen sizlere aktaralım. Gelsin haritamız ekranlara. Stabil kalmış. %69 yarım saat önce de baktığımızda %69 da efendim İstanbul trafiği. Bugün aslında İstanbul trafiği artı bir yoğun. Normalde pazartesi ve cuma günleri bu kadar fazla bir yoğunlukla hiç karşılaşmamıştık diyebiliriz uzun zamandır. Ama bugünse %69 neredeyse %70'i bulan bir İstanbul trafiğiyle karşı karşıyayız. Bunun sebebi aslında İstanbul'a sağanak bir yağmurun etkisi altında. Biliyorsunuz hava durumunda şimdi konuşacağız ama Marmara bölgesinde de kuvvetli bir sağanak yağışın aynı zamanda kuvvetli bir rüzgarın olacağını da söylemiştik. Bugün içinde devam ediyor ve sabah saatlerinden bu yana kuvvetli yağışın etkisi altında. İstanbul trafiğinde biliyorsunuz havadan gelen bir kar tanesi, bir yağmur tanesi de trafiği en fazla etkileyen durumlardan bir tanesi ve çok yoğun da olduğunu söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntümüz gelsin ekranlara, hemen aktaralım. Efendim, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de köprü giriş çıkışları gördüğünüz gibi ekranlarınızda yoğun bir trafiğin olduğunu da söyleyebiliriz şu an için o bölgede. Aynı zamanda baktığımızda ise Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de yoğun bir trafik var. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte ise yağmur yağmasına rağmen o bölgede trafik yoğunluğunun olmadığını, yol güzergahında gayet açık olduğunu söyleyebiliriz. Ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Çekmeköy-Şile otoyolundan ve aynı zamanda Ataşehir bağlantı güzergahlarında dahi olan yoğun bir trafiğin etkisi altında. Şimdi devam edelim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bakalım. O bölgede neler var, onları sizlere aktarıyor olalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de aynı şekilde yine Ataşehir bağlantı güzergahları, Çekmeköy-Şile otoyolu derken yoğun bir trafiğin etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. Yine her zamanki bir köprü girişine kadar Zincirlikuyu güzergahına geçtiğimizde trafik yoğunluğunun olmadığını söyleyelim. Hemen gelsin görüntümüz ekranlara, bir kontrol edelim bakalım o bölgede neler var. Kameradan da gördüğünüz gibi İstanbul'da sağanak yağmurun etkisi altında olan illerimizden bir tanesi. Marmara bölgesinde kuvvetli bir yağış olacağını söylüyoruz hava durumu aktarırken. Aynı şekilde şu an İstanbul'da da canlı şekilde göstermiş olduk. Sağanak yağmurun etkisi altında olduğu için de İstanbul trafiğinde artı bir yükseliş var. Şu an için baktığımda ise %71 trafik yoğunluğu olduğunu söyleyelim. %2'lik bir artış var. Gerçekten İstanbul trafiği bugün için kilit durumda demek mümkün. Efendim, şimdi hemen devam edelim. Avrasya Tüneli'ne bakalım. Avrasya Tüneli'nde son durumda neler var? Aktaralım sizlere. Avrasya Tüneli'ne baktığımızda ise yine burada da Kartal'dan başlayan yoğun bir trafik var o bölgede. Yine her zamanki bir tünel girişine kadar devam ediyor trafik yoğunluğu ve tünele giriş yaptıktan sonra ise Zeytinburnu güzergahında trafiğin açıldığını ve hiç trafiğin olmadığını, sahil hattının gayet açık olduğunu sizlere bir kez daha söyleyelim. Şimdi hazır geçmişken Avrupa yakasından, Avrupa yakasından devam edelim. Bakalım o bölgede neler var? Aslında Avrupa yakasında yine yoğun trafiğin etkisi altında olan illerimizden bir tanesi. Hemen Avcılar sahil hattına bakmak istiyorum. Avcılar sahil hattındaki yol çalışmasından dolayı da o bölgede yoğun bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Aynı zamanda Küçükçekmece güzergahlarında da yoğun bir trafik var. Esenyurt, Başakşehir bağlantı güzergahlarında da bugün için yoğun bir trafiğin etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. Basın Ekspres Güneşli'den görüntümüz gelsin. Bakalım o bölgede trafik güzergahında neler var. Yine o bölgede sağanak yağmurların etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Gördüğünüz gibi iki güzergahta da yoğun bir sağanak yağmur var. Arabalar milim milim ilerliyor diyebiliriz şu an için. Hemen bakalım başka hangi bölgelerde yoğunluk var. Hemen onları da aktarmak istiyorum sizlere. Kağıthane bölgesinde de trafik yoğunluğunun çok fazla olduğunu söyleyelim. Şişli Mecidiyeköy güzergahlarında da biliyorsunuz şu an için yoğun bir trafiğin etkisi altında olan bölgelerden bir tanesi. Efendim, hemen bakalım başka hangi bölgelerde var. E5 hattında şu an için trafik yoğunluğunun yine tüm hızıyla devam ettiğini söyleyelim. Aslında o bölgede trafik yoğunluğu yoktu ama şu an için o bölgede trafik yoğunluğunun başladığını aktarmak mümkün sizlere. Hem Avcılar güzergahı hem de Mecidiyeköy güzergahında yoğun bir trafik var. Şu an için Anadolu yakası %66, Avrupa yakası ise %65 İstanbul trafiğinde. Totale bakarsak da %71 oldu İstanbul trafiği. Çok yoğun olduğunu söyleyelim. Dediğim gibi hava durumundan da kaynaklanan yoğun bir trafiğe sebebiyet veriyor bu durum. Şimdi burada sonlandıralım İstanbul trafiğini. Muhtemelen bu şekilde bugün gidecektir. İlerleyen dakikalarda düşüşe geçecektir ama
ama %71 daha fazla çıkacağını sanmıyorum ama yine de çok fazla bir İstanbul trafiği bugün vatandaşlarımızı bekliyor diyebiliriz. Şimdi hemen hava durumuna geçelim. Zaten gördük İstanbul trafiğinde de görüntülerde sıklıkla aktardık sizlere. Yani kamera görüntülerinden gördüğümüzde sağanak bir yağmurun etkisi altında. Haritaya baktığımızda ise zaten 81 ilde kuvvetli bir sağanak yağmur var aslında baktığımızda. Yani neredeyse sadece Akdeniz'in kıyı kesimlerinde bazı illerde yok ama onun dışında tüm Türkiye'de yoğun bir sağanak yağmurun etkili olduğunu söyleyelim sizlere. Hemen bakalım Marmara bölgesinden başlayalım. Malum İstanbul'da az önce hava durumunda aktarmış olduk biraz ama trafiğe bakarken de sağanak yağmurların olduğunu söylemiştik. Bugün için Marmara bölgesi kuvvetli sağanak yağmurların etkisi altında olacak. Aynı zamanda Karadeniz kıyılarından başlayan da kuvvetli rüzgar olacak. O yüzden vatandaşlarımızın bugün için İstanbul'daki vatandaşlarımızın ve Marmara bölgesindeki vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını bir kez daha sizden rica ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz kuvvetli rüzgar, sağanak yağmurlarda sel baskınları, çatı uçmaları gibi olumsuz olaylarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Hemen Batı Karadeniz'den de devam edelim o bölgede. Düzce, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Bartın kıyılarından devam eden kuvvetli bir sağanak yağmur var Karadeniz kıyılarında. Oradan sonra ise Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin derken de doğu bölgesine kadar kuvvetli sağanak yağmurların etkisi altında olacak bugün Karadeniz kıyıları da. Hemen oradan doğu bölgesinden devam edelim. Doğu bölgesinde biliyorsunuz uzun zamandır da aslında güzel sağanak yağmurlar yoktu. O bölge güneşli bir havaya hakimdi ve biz galiba nazar değdirdik. Çünkü batıda hava derecesi sıcaklığı düşerken aynı zamanda doğuda güzel bir hava vardı. Ama bugün için ise doğuda aynı şekilde kuvvetli rüzgarın, kuvvetli sağanak yağmurların etkisi altında olacak. Hemen oradan Güneydoğu Anadolu'dan ve İç Anadolu bölgesine baktığımızda ise totali o bölgelerde sağanak yağmurlu kuvvetli rüzgarın ve yağışların etkisi altında olacağını söyleyelim. Akdeniz kıyılarına gelirsek de Akdeniz kıyılarında Antalya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bir yağmur olacak. Ama Mersin'de ise hava parçalı bulutlu, sağanak yağmur yok o bölgede. Tabii ki de yer yer değişiklik gösterecektir gün içinde ama şu an için totale baktığımızda o bölgede bir sağanak yağmurun olmadığını, Antalya'da ise aksine kuvvetli sağanak yağmurun olacağını söyleyebiliriz efendim. Şimdi Ege bölgesinden devam edelim. Ege bölgesine zaten geçen haftalarda da aktarmıştık sıklıkla sizlere. O bölgede kuvvetli sağanak yağmurlar etkiliydi. Aynı zamanda ufak tefek böyle su baskınları da oldu. Kuvvetli bir yağış vardı o bölgede. Bu hafta da devam edecek gibi görünüyor. Yine kıyı kesimlerinde gök gürültülü şiddetli bir sağanak yağmurun hakim olacağını söyleyelim. Kuvvetli rüzgarlar da olacak. Bugün aslında Türkiye genelinde yani 81 ilde neredeyse kış geri geldi diyebileceğimiz bir hava hakim. Neredeyse biz bu 81 ildeki sağanak yağmuru kışın aktardığımız haritalarda hiç gördüğümüzü hatırlamıyorum. Nisan yağmurları gerçekten Nisan 1'den itibaren şaka gibi geldi ve neredeyse 15 gündür de aralıksız devam eden bir yağmurla da karşı karşıyayız. Tabii ki de ihtiyacımız da var. Barajlarımızın da dolmaya ihtiyacı var. O yüzden de bir nevi güzel ama artık hani biraz da içimiz ısınsın, sıcaklar da gelsin diye beklemiyor değiliz. Şimdi burada sonlandıralım Türkiye genelinde hava durumunu. Şimdi haber manşetlerimize bakalım. Haber manşetlerimizde neler var efendim? Buyurun. Sevgili seyirciler, siyasi partilerinde milletvekili adaylarının YSK'ya sunulma süresi de dün sona ermişti biliyorsunuz. Artık bütün gazete manşetlerimize ve haberlerde de milletvekili aday listelerindeki adaylar tartışılıyor ve konuşuluyor. Aktaralım haberimiz. Nihayet milletvekili aday listemizi tamamladık ve an itibariyle 81 ilde toplam 600 milletvekili adayımızı Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik. Siyasi partilerin genel merkezlerinde yürütülen liste mesaisi sona erdi. Milletvekili aday listelerine son şekli verildi, YSK'ya teslim edildi. Milletvekili adayı olabilmek için 6025 aday adayı AK Parti'ye başvuruda bulundu. Temayül yoklamasının ardından 14 alt komisyon aday adaylarıyla yüz yüze görüştü. Hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu. Aday listelerine son şeklini vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantılar yapıldı. Listelerin oluşturulması için yoğun mesai yürütüldü. AK Parti'de aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da yapıldı. Olacak.
CHP'de ise 3500'ün üzerinde partili aday adaylık başvurusu yaptı. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ile Demokrat Parti CHP listelerinden seçime giriyor. Milletvekili aday listesi parti meclisinin onayına sunulduktan sonra YSK'ya teslim edildi. Şu an itibariyle biz 11 ilde İYİ Parti ile işbirliği yapıyoruz. Onun dışında ikinci turda yani görüşmelerin ikinci turunda işbirliği yaptığımız birkaç il daha var. Dolayısıyla yani 15-16 civarında ilde Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti işbirliği yapıyor diyebilirsiniz. İYİ Parti cephesinden liste teslimine saatler kala istifa haberi geldi. Antalya'dan milletvekili aday adayı olan İYİ Parti Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya parti üyeliğinden istifa etti. İYİ Parti İzmir Milletvekili Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray da milletvekilliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Her iki isim temayül yoklaması sürecinde yapılan usulsüzlükleri gerekçe olarak gösterdi. Listelerimizde genel merkezimizin ve kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın listesine hassasiyetle dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu. Bu anlamda da bu listede çok büyük bir başarı sağlayacağımıza yürekten inanıyoruz. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak. Eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listelerse 19 Nisan'da ilan edilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de siyasi partilerin aday listelerini verme süresinin ardından saat 17'den itibaren sonrası bir açıklama yaptı efendim. Açıklamanın ardından 26 partinin milletvekili aday listesini sunduğunu söyledi. Dikkatleri de 11 Nisan'a çekti. Değerli basın mensupları, dün gerçekleştirmiş olduğumuz kura töreninden sonra bugün saat 17 itibariyle siyasi partilerimizin aday listelerini verme süreci tamamlanmıştır. Bugün itibariyle listelerini Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi saat 17 itibariyle listelerini kurulumuza teslim etmişlerdir. Kurulumuz saat 17 itibariyle 2008-39 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 13, 14, 15 ve 16. maddelerinde belirtilen koşulları siyasi partilerimizin yerine getirip getirmediğini 11 Nisan Salı gününe kadar inceleyecek ve varsa eksiklikleri ilgili siyasi partilere tamamlamaları için bildirilecektir. Bu sürecin demokrasimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkürler efendim. Hadi, kolay gelsin arkadaşlar. Devam edelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Roman vatandaşlarla bir araya geldi ve 14 Mayıs seçimleri için de destek istedi. 14 Mayıs'a kadar durmadan, usanmadan çalışmaya hazır mıyız? Nasıl ülkemizin son 20 yılına mührümüzü vurduysak, Türkiye 100 yılının romanını da siz kardeşlerimle birlikte yazacağız. Türkiye'yi her alanda bir üst lige çıkaracaklarını söyledi. Romanlardan destek istedi. Sizlerden 14 Mayıs'ta yine çok güçlü bir destek bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehirli Romanlar geleneksel iftar buluşmasına katıldı. Roman nüfusunun yoğunlaştığı kentlerde kurulan mekanizmalar sayesinde Romanlara her alanda destek verdiklerini belirtti. Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz. Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor. Muhalefete gönderme yaptı. Aslı astarı olmayan iddialarla bizi engellemeye çalıştılar. Ransal dönüşüm gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Eğlenceli kişilikleriyle ön plana çıkan Roman vatandaşlar Erdoğan'ın konuşmasını tezahüratlarla böldü. Her Roman'a bir yuva hedefiyle bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden inşasıyla ilgili İstanbul Pendik toplu açılış töreninde konuştu. Bizim yaptığımızı dünyada başka hiç kimse yapamaz dedi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir afet karşısında, afetin üzerinden 63 gün geçmesine rağmen 11 ilimizde bugün itibariyle tam 85 bin konutu başlatan başka bir ülke bulamazsınız. Başka bir lider göremezsiniz. Bu büyük Türkiye'nin gücüdür ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğidir, vizyonudur. Ve inşallah vatandaşlarımıza sözlerimiz var. Mayıs sonu itibariyle 319 bin konutumuzun inşa sürecini başlatacağız. Ve daha önceki depremlerde olduğu gibi bir yıl içerisinde AFZ'de kardeşlerimize teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konutumuzu tamamlayarak ve inşallah sağlam güvenli konutlarımızı bitireceğiz. Önümüzdeki yıl Ramazan ayında, bayramda onların misafiri olacağız. Çaylarını içeceğiz, dualarını alacağız ve inşallah 11 ilimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Efendim, Adana'da yol verme tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü. Çevredekilerin ayırmasıyla birlikte saldırı ise kansız bitti. Yol verme tartışmasında kan akacaktı. Çevredekiler yetişti. Bıçaklı kavga kimsenin canı yanmadan sona erdi. Olay Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durdukları sırada cebinden bıçağını çıkarttı. Kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüne camdan saldırmaya başladı. Çevredekiler araya girdi. Motosiklet sürücüsü uzaklaştırıldı. Bu kez de saldırıya uğrayan şoför otomobilinden inip kendisine bıçakla saldıran motosikletlerin yanına gitti. İkili tekrar kavgaya tutuştu. Araya yine etraftaki vatandaşlar girdi. Zor da olsa sürücüleri ayırabildiler. Haberlerimizi aktardık sevgili seyirciler. Şimdi spor haberlerine bakalım. Manşetlerde neler var? Buyurun. Efendim,
efendim biliyorsunuz dün akşam saatlerinde Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'la Beşiktaş'ın maçı vardı ve Beşiktaş 3-1 yendi. Maçın ardından da Güneş açıklamalarda bulundu. Bugün de dirençli, koşan, sonuna kadar oyunu bırakmayan bir Giresunspor vardı. Biz iyi başlamıştık ama daha sonra onların dirençli, agresif ve hızlı çıkışlarına karşı bir ara bocaladık. Gol de yedik. Bir oyuncu da kaybetmiş olduk yani. Cenk de sakatlık geçirdi ama dağılmadık. Oyunun, maçın önemini biliyorduk. Bütün oyuncular bu konuda hazırdı. Daha sonra da goller geldi. 3-1 kazandık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Top kayıplarımız vardı biraz. Bazen uzun gereksiz toplar attık. Bazen top kaybıyla rakibe şans verdik. Ama iyi işler de yaptık. Hatalarıyla, sevaplarıyla hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Rakibi de dirençlerinden dolayı tebrik ediyorum. Maç seyirci açısından gitgelli olduğu için izlenecek bir maçtı. Taraftar çok güzel destek oldu. Yanımızdaydı. Geçen maçın etkisi de vardı bu maçta. Yani olumlu açısından pozitif bir sinerji vardı. Sonuç olarak maç bittiğinde amiri kaybettik cezalı oyuncu olarak. Cenk'in sakatlığı var, yarın MR çekecekler. Bakacağız, durumu değerlendireceğiz. Yarın da Tayyip ameliyat olacak. Durumumuz bu. Sevgili seyirciler, Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ve Başakşehir'de karşı karşıya geldi. Sahadan iki takım da berabere ayrıldı. Maçın ardından da teknik patronlar açıklama yaptı. Çok çok iyi oynadık. Çok iyi pozisyonlar yakaladık. Maalesef bugün en büyük hatalarımızdan bir tanesi yediğimiz gol. İkincisi de kaçırdığımız goller ve son paslar. Onları maalesef yapamadık. Son paslarda biraz dikkatli olabilseydik, girdiklerimizi yarısını atabilseydik iyi bir şekilde buradan ayrılabilirdik. Ama tabii ki bazı şeyleri çözemiyoruz böyle hakem hatalarını. Yine bugün de yani hakem arkadaşımız zaman zaman beklenmedik yanlışlar yaptı bize. Şimdi bize İstanbulspor maçında verilen bir penaltı var. Bu penaltıyla, vermediği penaltıyla hemen hemen aynı bir penaltı. Yani şimdi bizim burada Sivas'ta hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmıyoruz. Özellikle de hakem arkadaşlarımıza. Ama maalesef onlar bize pek saygılı davranmıyorlar. Pek bizim pozisyonlara dikkat etmiyorlar. Şimdi tekrar başka bir maça götürmeyeyim. Bariz golü bile çözemediler. Yani VAR'da da çözemediler, hiçbir yerde de çözemediler. Ve Sivas'ın puanı gitti. Kimsenin de umurunda olmuyor. Kimse de ilgilenmiyor. O yüzden de yani bu yönden bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz hakem arkadaşlardan dolayı. Zor bir maç oldu. Her zaman gibi Sivas'a karşı oynamak kolay değildi. Her maç zordu ama genel Sivas'a karşı kolay değil. Biz ilk devre oyuna sahip çıkmak istedik. Pozisyon oyunumuzu oynamak istedik. Ama bugün çok top kayıplarımız vardı. Çok top kayıpları da bizi çok çok yordu. Basit bir hata alan defansta gol atabildi Sivas ve devreyi 1-0'la geçti. İkinci devre daha çok baskı yapmak istedik. Daha çok öne oynamak istedik. Ve duran topla beraberliği bulduk. Her zamanki gibi Sivas'a çok zor bir maç. Biz bu hafta Galatasaray maçı, kupa maçı bizi çok zorlamıştı. Orada çok enerji verdik ve bazı oyuncularımız tabii yorgundu. Onun için bugün beraberlikten kabul etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız elinden geleni verdi, çok büyük bir emek verdi. Ve beraberlik bugün öyle bir netice çıktı. Kazanabilirsin, yenilebilirsin. Bu maç beraber bitti, böyle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Vava Kars Fatih Karagümrük de teknik direktör de çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Una grande squadra, una. Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 10 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Fatih Karagümrük de teknik direktör Andrea Pirlo çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Ama ki vengono da. Pirlo çok önemli bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirtti. Sağımızda oynayacağımız için avantajlıyız. Fenerbahçe zor bir dönem yaşıyor. Çok kaliteli bir takıma sahipler. Biz ise iyi bir süreçten geçiyoruz. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Partita che tutti i giocatori. Pirlo tam kadro olduklarını aktardı.
Elimizde geniş bir seçenek var. En iyi kadroyla Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacağız. Fenerbahçe derbi maçta alınan skora kızgın ve sinirli. Kolay bir maç olmayacak. %100'lerini verecekler. Ancak biz de sahaya kazanmak için çıkacağız diye konuştu. Yanlarına sahaya çıkıp bu maçı kazanmaya çalışacağız. İtalyan çalıştırıcı karşılaşmada hakem yönetimiyle ilgili herhangi bir endişesinin olup olmadığı şeklindeki soruyu da cevaplandırdı. Oyuncuların ön planda olması gerekiyor. Dünyadaki bütün liglerde hakemler konuşuluyor. Her iki taraf da elinden geleni yapıyor. En az hatayla hakemlerin maçlarını yönetmesi ve bizim de bunlara mazeret bulmamamız gerekiyor ifadelerine yer verdi. Siamo consapevoli di dover affrontare una squadra. Haberlerimizi ve spor haberlerimizi aktardık sevgili seyirciler. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından ekonomi bülteniyle karşınızda olacağız. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Gün ışığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. 2.5 saati geride bıraktık. Şimdi biliyorsunuz son yarım saatimizi ekonomi bültenine ayırıyoruz ve Seyfi Bey'e bağlanacağız. Seyfi Bey ile hem geçen haftanın gündemini değerlendireceğiz. Neler yaşandı onları konuşacağız. Bu hafta piyasalarda neler olacak? Açıklanan veriler var mı? Onları konuşacağız. Seyfi Bey günaydın. Günaydın. İyi haftalar, iyi çalışmalar. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Size de iyi çalışmalar. İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tekrar bir izni vererden sonra tekrar beraberiz. Yok gündemle birlikte bu hafta. Tamam anlayamadım sizi. Özür dilerim. Tekrar alabilir miyim son cümlenizi? Yoğun bir hafta bizi bekliyor dedim yine. Hem Türkiye'den hem de dünyadan açıklanacak olan veriler var. Bu hafta bunları takip edeceğiz. Bunları değerlendireceğiz. Bu haftayı böyle tamamlayacağız inşallah. Ömrümüzü yeterse. Şimdi hemen o zaman başlayalım. Şimdi piyasalardan bir başlayalım. Bu haftayı bir güncelleyelim. Sonra biraz geçen haftaya bakalım. Çok yoğun bir geçen hafta geçirdik. Yani çok yoğun bir 5 gündü. Neler yaşandı? O veriler bu haftayı etkileyecek mi? Onları da sizlerle konuşmak isteriz. Öncelikle sizden bir piyasaları alalım. Piyasalarda neler var? Altın, dolar yükselişte mi? Borsa açıldığında neler olacak? Onları da sizden dinleyelim. Tabii ki de geçen hafta biliyorsunuz inişli çıkışlı bir borsa takip ettik. Genelde düşüş eğilimi olan bir borsa grafiği gördük. Yine bu haftaya başladığımızda da Cuma günü kapanışta 0.24'lük bir değer kazanan 4920 seviyelerinde haftayı kapatan bir borsa gördük. Dolar TL'ye baktığımızda da 19.25 seviyelerinden Cuma günü haftayı tamamlayan bir döviz piyasası gördük. Emtia piyasalarına baktığımızda biliyorsunuz uzun bir zamandır beri 80 doların altında işlem gören Brent petrol konuştuk hep. Daha sonra geçtiğimiz haftalarda OPEC Plus'tan yapılan açıklamayla neydi bu açıklama? İlerleyen süreçlerde ham petrol varil arzının kısılacağı yani üretimin daraltılacağı yönünden bir açıklama vardı. Tabii bu piyasada bir anda alış yönünü etki yarattı ve bu 80 doların altında olan Brent petrol bir anda biz 85'lerin üzerine çıkan bir paritede gördük. Yine emtia piyasasında özellikle Brent petrole baktığımızda yine 85 doların üzerinde seyreden bir fiyat aralığına güne başlayacak. Geçen hafta bu şekilde kapatmıştı. Zaten editör arkadaşım da hemen Borsa İstanbul verilerini yayınladı. Birazdan onları konuşacağız da uzun uzun ama özellikle şuna dikkat etmenizi rica edeceğim. Haftalık olarak değerlendirdiğimizde yani geçen haftaki verileri değerlendirdiğimizde banka endeksi dışında hemen hemen bütün endekslerin yukarı yönlü olduğunu gördük. Burada da tabii ki de bir alış kotasyonunun olduğu bize çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Neden bankacılık biraz daha eksildi? Biliyorsunuz dünyada hala her ne kadar üzerinde durmasak da ABD'de yaşanan ve bununla beraber diğer ülkelerde yaşanan bankacılık krizi var. İşte Deutsche Bank'tan gelen haberler, İsviçre'den gelen o bankadaki haberler. O biraz tabii sektörü tedirgin etti diye yorumlayabiliriz bu anlamda. Onun dışında özellikle altın fiyatlarına baktığımızda biliyorsunuz biz rekor seviyedeki fiyatlanmaları konuştuk. Geçtiğimiz hafta. Bu haftaya başlarken altında 0.68'lik bir değer kaybı var. Tabii bunu sadece küresel piyasalar açısından değerlendirmek ne kadar doğru olur? Biraz da yurt içine bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Biz hep konuşurken tabii ki de
altın fiyatlarını özellikle ABD'den gelen verileri esas alarak konuştuk. Buradaki değerlendirmeler ama bilmiyorum, ayrı bir günde ayrı bir zamanda bu altınla ilgili program yaparsak hem yurt içinde hem de yurt dışındaki gelişmeleri, Merkez Bankası'nın özellikle son dönemde neden altına yöneldiği, bunu ekonomiyi nasıl etkiler uzun uzun konuşmak. O zaman şöyle yapalım Seyfi Bey, sizin uygun gördüğünüz bir gün hafta içi de bu konuyu ayıralım. Bu hafta içi konuşalım o konuyu. Eğer yarın uygunsa yarın konuşalım. Bunu da değerlendirmiş olalım. Altına bu kadar revaş neden var ya da ekonomileri nasıl etkileyecek? Şu an enflasyonda biliyorsunuz çok açık ara artışta. Onlar nasıl etkiliyor ya da etkileyecek mi? Bir stabilde kalır mı? Bunları da sizlerle beraber konuşmuş oluruz. Tabii bence her gün uygun. Yeter ki ekonomik biraz böyle yavaş seyrinde gitsin. Çünkü gözümüzü açmaya gelmiyor. O zaman şöyle bir giriş yapalım. Şimdi Merkez Bankası'nın altına yönelmesi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Genelde çünkü biz altını güvenli bölge olarak da hani borsada bu anlamda güvenli bölge olarak adlandırıyoruz. Ve dolardaki, eurodaki bu iniş çıkışlara nazaran altında daha az bir oynama oluyor. Ve altın daha güvenli bölge olarak bizim için geçmiş durumda, yani biz öyle biliyoruz. Acaba Merkez Bankası da mı aynı şeyi uyguluyor, aynı politikayı uyguluyor? Onun bu şekilde davranmasının asıl sebebi ne? Bir giriş yapalım, yarın da devamını getirmiş oluruz. Tabii bunu hem yurt içi, daha doğrusu yurt içindeki gelişmeler de değerlendirelim. Altını biz bütün yatırım güvenini bir tutan olarak. Şimdi işi Merkez Bankası cephesinden baktığımızda Merkez Bankası'nın temel görevlerinden bir tanesi de ülkenin rezervlerini tutmak. Yani hem döviz anlamında hem de altın rezervlerini. Şimdi dövize baktığımızda bilançolarda ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Swapları bir kenara koyduğunuzda eksileri gören bir kaynağı var. İşte geçen hafta dersiniz para ve banka istatistikleri açıklandığında Merkez Bankası'nın rezervlerini de konuşmuştuk. Net 18 milyar arasında gizine rezerv var. Dolayısıyla döviz kurlarının bu kadar yükseldiği, birazcık daha böyle frenleyebilmek için sürekli satma gereği duyan Merkez Bankası'nın yapacağı şu anda zaten en ideal pozisyon altına yönelmek. Bu anlamda bir rezerv tutma. Ama tabii sadece bunu bu şekilde anlatıp kapatmak çok da geniş bir ölçekte olmayacağı değerlendirmesini yapıyorum. Çünkü bir de biz zaten yarın konuşacağımız için ben sadece hani konunu girmişken hani izleyicilerimiz de anlasın konu başlığını diye söylemiştim. Çünkü şu an bu böyle çok kısa bir yere sıkıştırılacak değil. Yarın da elimizde veriler olursa bizim için de daha güzel bir program olur. O yüzden ben onu hani yarına ya da diğer bir güne diye söylemiştim. Evet, ben hızımı alamadım, koparttım, gidiyordum. O zaman tamam, şöyle yapalım, ben hemen sizi böyle hemen bir yavaşlatayım. Şimdi Türkiye'de yoksulluğa rağmen, yani bu işte açıklanan verilere rağmen lüks tüketimde %67 artmış. Bunu da şimdi ben size sormak istiyorum. Şimdi biz hep böyle şey konuşuyoruz. Ülkenin ekonomisinin ne kadar kötü olduğunu, işte yoksulluk olduğunu, işte açlık sınırını konuşuyoruz falan falan böyle konuşuyoruz. Gidiyor konu ama şimdi bir kesimde de %67 bir artış var lükste. Şimdi biz vatandaş olarak evet paramız olmasa da işte bir şekilde işte ne bileyim kredi çekiyoruz, istediğimizi alıyoruz. Kredi çekiyoruz, borçlarımızı kapatıyoruz ama yine de eğer bir standartımız varsa yaşam standartlarımıza çok fazla ödün veremiyoruz. Şimdi bu %67.1 artışı neye borçluyuz? Yani bu çok yüksek bir artış ve çok da aslında ters bir şimdi yoksulluk açıklandı, düşüş. Lüks yaşam açıklandı zirvede. Şimdi biz bu zıt açıklamayı nasıl adlandırabiliriz? Nasıl sonuçlandıralım? Evet, bu yükselen yapan arkadaşlara yoksulluk dediğimiz kavram çok fazla uğramıyor büyük bir ihtimalle. Yani gelirin %70'ini lüks mallara harcadığına göre onların otobüsü olarak da geçmiyor. Burası belli. Şimdi genel anlamda değerlendirildi. Şunu söyleyebilirim. Bireylerin bu kadar çok paraya ulaşabilmesinin kolaylaştırıldığı, borçlandırılarak hayatını devam ettirilmeye çalıştığı, piyasadaki TL miktarının fazla olmasına bağlı olarak ve her geçen gün alım gücümüzün düştüğü bir ortamda, ki zaten bunu Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarını açar okursanız geriye dönük görürsünüz, tüketim artmalarının arttı. Yani vatandaşlar, sizler, dışarıdaki Ahmet, Hasan, Hüseyin
artık cebindeki TL'nin çok fazla bir işe yaramadığını düşündüğünden, milli gelir düzeyleri ve buna bağlı olarak kişisel geliri de sürekli azaldığı, enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde tasarruf yapmak yerine eline geçen paraları tüketime ayırdı. Yani insanlar artık yani açlık ve yoksulluk sınırı cebine giren paranın kat ve kat yukarı olduğu bir dönemde ki sizin bu bahsettiğiniz %67 lüks tüketimi yapan grubu biraz ekonomi anlamda incelediğinizde Türkiye ekonomisinin yarattığı milli gelirden ne kadar bir pay aldığını da konuşmak lazım. Yani %80'ine yakın emeğin bu kadar yoğun olarak çalıştığı ama milli gelirden çok az pay aldığı bir ortamda %80'i yani çalışan kesimin %80'i bu %20'sinin karnını doyurmaya endekslendiği bir ekonomik sistemde tabii ki de bunlar çabucak göze batıyor. Bence bu azınlığı değil çoğunluğu konuşmak daha da faydalı. Ama buradan bir iktisadın o tüme varım ya da tümden gelim yöntemlerini kullanırsak hemen hemen herkeste de durum bu. Yani cebinizdeki paranın her geçen gün biraz daha alım gücünü kaybetmesinden dolayı siz yatırıma ya da tasarrufa değil tüketime yönleniyorsunuz. Sizin için zorunlu olan malları artık alamayacağınız aşikar olduğu için mutlaka diyorsunuz. Zaten alamıyorum. Bari en azından çevreme biraz daha böyle lüks yaşantı sergileyeceğim. Evet aslında sanırım Sefi Bey sözünüzü kestim ama statü meselesi biraz da. Yani daha marka giyildiğinde, daha pahalı şeyler taşıdığında ya da evine daha farklı pahalı markalardan ve elektronik eşyalar aldığında sanırım kişiye saygı artıyor. Yani aslında biraz da bu şekilde ilerliyor artık hani dünyanın gidişatı da işte dışın eğer güzel kılık kıyafetin markaysa düzgünsen sen olduğun ortamda bir tık daha saygınlık görüyorsun. İnsanlar da sanırım artık yani biz vatandaşlar, kadınlar artık buna ne dersek biz de artık bunu hayatımıza empoze etmiş durumdayız ve bu şekilde devam ediyoruz. Sanki güzel giyinmezsek, marka giyinmezsek kabul görmeyecekmişiz algısı yaratıldı aslında dünyada ve buna da ayak uydurmakta zorluk çeksek de bir şekilde o döngüye girdik diyebiliriz bence. Siz toplumu sürekli tüketimle alıştırırsanız sonucu bu. Yani bu bahsettiğim tüketim malları iktisatta bir ismi var ama ekranda olduğumuz için bu ismi kullanmayacağım. Çok naif bir ismi var çünkü bunun. O yüzden bunu daha sonra yayından sonra sizinle paylaşırım. Ekranlarda bu tüketim malları zikretmiyorum. Aslında bu tüketim mallarında sadece kıyafet giyecek değil, yiyecekler de var. Mesela domates de var bu tüketim ve lüks kesimin içinde. Yani hani yiyecek maddelerimiz var ve domates de bunun başını çekiyor. Zaten yiyeceklerle içeceklerle bu yükselişi konuşuyoruz ama domates de şu an favori yiyecek olarak adlandırabiliriz. Yani sizin artık taneyle aldığınız tüketim malları bir de artık zorunlu ihtiyaç olmaktan çıkmış bir lüks ihtiyaca kadar evet. Gitmiş. Dedim ya bunun iktisatta bir ismi var, ekonomi isminde ama söylemeyeceğim. İzleyiciler de biraz araştırsın, merak etsin acaba neymiş. Peki şimdi geçen haftada biliyorsunuz TOK aracı da artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk aracı aldı. Ardından da Tesla şimdi Türkiye'de satışa sunuldu ve sunulacak. Şimdi bunun için ne diyeceksiniz? Tesla ile TOK aracının aynı anda çıkış yapması ve üretime başlanması hakkında da sizin fikirlerinizi alalım. Evet, ben de merak ediyorum TOK'a ne zaman geleceğiz diye çok fazla uzun sürmedi. Her zamanki yani, gibi yerli ve milli aracımızı muhakkak sizinle konuşmazsam günü geçiremiyorum Seyfi Bey. Onun için sizin fikirlerinizi de gün içinde almam gerekiyor. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değer için. Aynı değere sahipsiniz benim onu ifade edeyim. Teşekkür ederim. Önemli bir pazardır inanın. İşin şakasını bir kenara bırakalım ama bu kadar çok tüketimin yoğun olduğu bir ortamda bütün bu bahsettiğiniz ürünler, tüketim malları, araçlar neyse artık ciddi bir pazar durumunda. Dolayısıyla ulusal piyasalara açılmak isteyen bu firmaların, bu şirketlerin buradaki pastadan da pay almak istemesi gayet de normal diye düşünüyorum. Asıl konuşulması gereken ya işte Tesla Türkiye'ye girdi mi, Türkiye'den çıktı mıdan ziyade yurt içinde ürettiğiniz ya da üreteceğiniz bir malı yurt içinde bu üreticilerin nasıl rekabetten
korunması gerektiğini bence. Ya neyse işte bugün testa gider, ertesi günü başka bir firma gelir, bir iki gün başka bir şey gider. Yani bunlar devam eder. Önemli olan yurt içindeki bu mal ve hizmetleri üreten firmaları siz dış rekabetten nasıl koruyacaksınız? Çünkü ortada yeni yeni oluşan bir üretim hattınız var. Her ne kadar ben karşı çıksam da bazı konularına. Sonuçta o daha bir bebek gibi düşün. Yani daha yeni yeni böyle işte adım atmaya çalışan, yeni yeni böyle işte kalas atmaya çalışan. Ama Seyfi Bey, sizden de böyle olumlu şeyler duymak beni duygulandırıyor efendim. Böyle yapmayın böyle şeyler. Ben geçen hafta o kadar kapışmaya alıştım. Şimdi sizin Tok Aracı için bu kadar iyimser ve güzel böyle bebek gibi falan demeniz de açıkçası beni çok şaşırttı ve çok duygulandım bu konuda. Ben ama söylüyorum yani yayına gelmeden önce bir hafta haftalarınızı alın. Yani ben bazen böyle şaşırtıyorum insanı. Hiç beklemiyordum. Tamam, yarın kavramıza kavramıza devam. İyimserlik yeter o zaman. Yani ben sadece bunu Tok için söylemedim. Türkiye'de üretilen bütün ürün ve hizmetler için söyledim. Ya Tok'a zaten mantık olarak en başından beri karşım. O noktada en ufak bir ayrım yok. Ama madem ki böyle bir üretim tesisi kuruyorsunuz, madem ki böyle bir adımlar atma gayreti içerisindesiniz ki benim yaptığım eleştiri de içine koyun. O halde bir marka haline getirmek istiyorsanız yurt içinde ürettiğiniz herhangi bir ürünü, malı, hizmeti birinci yapmanız gereken olay nedir o zaman? Bu yurt içinde oluşturduğunuz ya da oluşturacağınız üretim bandının, üretim hacmini uluslararası canavarlardan korumak zorundasınız. Bunu da işte miktar kotalarına, vergilendirmeye, ithalat kotalarına, ithalat vergisi gibi bir sürü bu dış ticarette bunların yöntemleri var. Şimdi bunları yapmazsanız, bunları hayata geçiremezseniz bir kamu otoritesi olarak, yani şu andaki siyasal mevcut iktidardan bağımsız konuşuyorum, bir devlet politikası olarak bunu yapamazsanız yarın bu şeyi konuşmazsınız bile. Unutur gidersiniz. Aa, bir zamanlar yapmıştık da kalır. Kimi dediğim Türkiye'de örnekleri vardır değil mi? 1960'lı üretilen o devrim otomobillerini 70'li sonra evet ya biz bir zamanlar yapmıştık oluyor. Bunun da geleceği nokta olur. Eğer bu politikalara devam etmez ve uygulamazsanız, dolayısıyla yurt içinde ürettiğiniz herhangi bir mal ve hizmeti eğer yurt dışında da markalaştırmak istiyor iseniz, kredi amacınız varsa uluslararası piyasaya açılacaksınız. O zaman yurt içindeki bu firmaları korumak zorundasınız ki Cumhuriyet tarihine baktığınızda işte bebek sanayi tezleri vardır. Yani bu bahsettiğim yeni yeni kurulan, yeni yeni oluşan firmaları, fabrikaları uluslararası rekabetten koruyabilmek için kamu otoritesi önemli işlemlere imza atmıştır. Dolayısıyla yurt içerisinde bu üretim bandını artırmak istiyorsanız, bunu sadece burada bu konuyla ilgili konuşmuyorum tabii, farklı yerlere gidebilir. Neyse yani TESA gelmiş, bir arada hatırlayın Manisa'da bir fabrika kurulacak, bu otomotiv devi. Ne oldu mesela? Konuşuyoruz şu anda adını sanını. Ne oldu? Kuruldu mu mesela orada fabrika? Üretim var mı? Bak bunu bile bilmiyoruz değil mi? Daha şurada kaç gün bizim? Yani 50 sene olmadı yani. En fazla 3-5 seneki olaydan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla siz yurt içindeki bu firmaları koruyamazsanız kamu otoritesi olarak, kamu gücü olarak, yani yaptığınız bir işin de hayli kaldı. Ya benim fikrim o değilse, ben görüyorum manşetler, işte gazeteleri falan takip edildiğinde, şimdi evet kavga başlıyor. İşte Tesla Tok'a rakip oldu. Yok işte Tesla Tok'un üretimini görünce oturdu hıçkıra hıçkıra ağladı. Yani böyle ya şimdi onlara gerek yok ama şöyle bir şey, dediğiniz gibi yeni bir üretim ve bence desteklenilmesi gereken de bir yapı. Şimdi sonuçta yerli ve milli olduğunu hep sizinle tartışıyoruz. Şimdi o konuya da yine girmeyeceğim ama sonuçta Türkiye'nin yaptığı bir hükümet de demiyorum. Yani bizim sahip olduğumuz bir araç. Buna ne dersek diyelim, buna sahip çıkmalıyız. Nasıl yurt dışındakiler Tesla'yı, onu bunu, kendi markaları nasıl sahipleniyorsa, öyle ya da böyle bize ait olan bir şey sahiplenmemiz ve bunu büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani kar topu misali, işte yuvarlandıkça kocaman bir büyük bir kar topu oluşacak gibi bir durum söz konusu. Yani bunda da bir başlangıç, dediğiniz gibi ilerleyen günlerde, yıllarda inşallah üstüne kata kata daha güzel bir şey olur. Peşi bırakılmazsa, dediğiniz gibi 1960'lı yıllarda işte biz denedik yaptık yerine, biz evet 2023'te biz yaptık oldu ve işte 100 yıl geçti, biz hala kendi aracımızın üstüne kattık, daha da güzel bir şey ortaya çıkarttık denilmesi gerektiği taraftarıyım açıkçası. Bu noktada aynı fikirdeyim ama bunu bir siyasi propaganda haline getirmeden, evet, devlet
politikası olarak sadece bunun için konuşmuyorum ama bütün üretim bandı için konuşuyorum. Sadece bu özelinde değil. Devlet politikası olarak kabul etmek lazım. Ve belki de en önemlisi, en son söyleyeceğimiz şeyi de söyleyeyim izninizle. Emek yoğun teoriden çıkıp sermaye biriktirip teknolojik ürünler yapan ve satan bir dış ticaret ihtiyacımız var. Yoksa ihracatın %99'u komiden eliyle yürütülen, emeğin çok fazla olduğu, miktar olarak fazla ama değer olarak düşük ürünlerin ihracatıyla hiçbir yere varmazsınız. Varmadığını zaten geriye dönüp baktığınızda göreceksiniz. Eğer böyle devam ederse de ya kusura bakmayın ama bu oyunda bozuldu. Evet ya biz şeyi kaçırıyoruz. Devlet kalıcı, hükümet geçici, biz onu kaçırıyoruz ve bu iki kavramı birbirine karıştırdığımız için de aslında yapılan yani bizim olan şeylerin değerini çok anlayamıyoruz. Yani biz her şeyi hükümete bağladığımız için onun yarın öbür gün değişeceğini, şimdi 14 Mayıs seçimleri var. Ne olacağını akıbeti bile belli değil yani hani %50 %50 kimin alacağı, kimin geleceği, 15 Mayıs sabahı nasıl bir güne uyanacağımız, ekonomi nasıl olacak, işte hükümet değişecek mi, aynı iktidar devam edecek, böyle soru işaretleriyle dolu bir ayımız var. Şimdi o yüzden de biz bunun farkına varmadan yani hükümetin geçici olduğunu ve devletin bizim olan yerli milli araçlarımızın uçak oğlu, şimdi onu da konuşacağım sizinle. Biliyorsunuz bugün de aslında hemen tam olarak da söyleyeyim yine yerli ve milli demişken dünyanın ilk SİHA gemisi de göreve hazırlandı ve bugün de donanmaya katılacak. Bunun için ne diyorsunuz? Şimdi bizim bu savunma sanayimizi bu kadar güçlendirmemiz de bizi dış güçlerlik ekonomi anlamında da biraz daha yükseltir mi? Yoksa hiç ekonomiye etkisi olmaz mı bunların? Savunma sanayisinde son dönemde yapılan çalışmalar tabii ki de insanı gururlandırıyor. İşte İHA'larımız siz de biraz önce bahsettiğiniz donanmamıza katılacak olan son teknolojiyle geliştirilmiş ürünler ve bunların satışı. Bakın Türkiye oyun kuran bir ülke oldu savunma sanayisinde. Fark etmemiz mi? İşte benim anlatmaya çalıştığım unsur buydu zaten. İşte T1 29 desem ne anlattığımı anlar mısınız mesela? Kaç kişi bilir T1 29 nedir desem? Hiç kimse bilmez. Bu ne diyorlar? Aa, ne kadar teknik konuştu, helal olsun ya adam gerçekten ne biliyor abi bu işi der. Ama Atak helikopteri desem herkes evet bilir değil. T1-29 İtalyan modeli bir helikopter tarzıydı. Ama ne oldu onun sonra? İşte Aselsan diye bir, çok harika bir kurumumuz var. Son teknolojiyle donatılmış. İşte sizin de benim de kabul ettiğim millileşme kavramını. Bakın T1-29 dedik, İtalyan asılı bir uçağın modeliydi. Ama biz bunu geliştirdik. İşte silahlarıyla, yazılımlarıyla, bilgisayarlarıyla. Şu anda dünyanın neredeyse sayılı şeylerinden bir tanesi oldu. Evet. Gibi niceleri var. Yani işte gördük kahraman Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı kazandığı savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri İHA'ları konum belirleyici o. Gidişatı belirleyici. Hani bu anlamda işte benim anlatmaya çalıştığım unsur bu yani. Bunlarla övünelim. Ama daha da fazla olsun. Sadece bu savunma sanayisinde kalmasın. Ne bileyim tekstile de atlasın, işte otomotive de atlasın, öbür türlü demir çeliğe atlasın, kimyevi maddelere atlasın. Yani topyekun bir üretim bandında böyle markalaşalım. Yani biz burada saatlerce savunma sanayisindeki güzellikleri konuşmayalım. Bunlar elbette gurur verici bir şey. Bunlar tabii ki de bizi gururlandırıyor. Ama burada sınırlı kalıyor işte. Öteye geçemiyoruz. Savunma sanayi dışında var mı başka örnek gösterebileceğimiz? Tekstil sektörü açın bakın kan ağlıyor. Gibi. Yani bunun gibi daha nice de var. Uzatmamak için söyleyeceğim. Yani buradaki modelleri üretim şeyine uygulayabilirsek bence Türkiye'nin ilerleyen süreçlerde o daha iyi konum belirleyici olan ülke pozisyonuna geliriz. Yoksa emeğin sürekli olarak konuşulduğu, sadece miktar olarak artış hiçbir şey ifade etmez. 3 gün konuşursunuz, 5 gün mümkün gidersiniz. Benim savunduğum şey bu. Dediğiniz gibi yani savunma sanayisinde yapılan ya da işte çalışmaların hiçbirisi yok sayılabilecek ya da tartışılabilecek konu bile değil aslında. Yani hani bu tartışma konusu bile olamayacak şekilde savunma sanayisi hani aldı başını gitti deyimiyle gerçekten öyle oldu. Ve inşallah daha da iyileri olur. Ülkemize, milletimize, vatanımıza yararlı olacak her şeyin daha iyisini üretirler, yaparlar. Biz de böyle bunu gururla buradan aktarıyor oluruz sizinle beraber. Ama şimdi şunu da soracağım. Tekstil dediniz. Tekstil
pozitif kan alıyor. Şimdi savunma sanayisinde bu şekilde bir yükseliş varken ve inşallah daha da iyi devam eder, asla gözümüz yok, ama tekstili peki nasıl canlandırabiliriz? Yani tekstili ithalat, ihracat kısmında neler yapılabilir? Şimdi tekstil bölgesinde nasıl bir gelişme, girişim yapılırsa biz de tekstilde savunma sanayisi kadar belki birden yükselmez ama bir tık atak yapıp onu da iyi bir yere taşıyabiliriz. Bir defa inovasyon ürünlerine değer vereceksiniz. Bir sorundan o teknoloji denilen ürünleri yapacaksınız. Tekstil sektörü açık tarihine yüzleşmek zorunda Türkiye'de. 1996'da gümrük birbirine girerken uzatıştırdı tekstil sektörü. Yeni yeni pazarlara açılıyorum. Oley yaşasın, beni destekleyin diyorlardı. Şimdi ayağınızdaki giydiğiniz elbiseye varana kadar, onun ham maddesine kadar yurt dışından ithal ediyorsunuz. O yüzden tekstil sektörü gözyaşı dökeceğine açsın bir 96'daki uzaya çıktığı dönemlere baksın. Bu onların cenemesi. Yani bunu yeni teknolojileri üretemediğiniz sürece, ham maddeyi yurt dışına satıp sanki işlenmiş gibi bir markalı arkasına bir etiket yapıştırarak büyüyemezsiniz. Böyle bir model yok. Sen ham maddeyi yurt dışına sat, orada da fabrikada yapsın, sen buraya maddeyi Türkiye'ye yaz, gönder git. O zaman tekstil sektörü kendine bakacak. Hedeflediği rakamın yarısını bile tutturamadı tekstil sektörü. Yani şimdi siz 1996'daki gümrük birliğine girdiğinde o havalara zıplayan tekstil sektörünün konuşmadan şu anda içinde bulunduğunuz durumu anlayamazsınız. Bugün giydiğiniz, ya benim de giydiğim, hani sanki ben şey değil mi, Hazreti Adem Hava gibi, yani ağaç yapraklarına dolanmıyorum oraya. Ama buna bakması lazım Türkiye'nin, anladınız mı? Yani tesis sektörü %70'i Amerikan bezinden şey yapıyor. Ya bunları konuşmak lazım. Geriye dönük tesis sektörü ve bütün sektörlerimiz Sayın İnan yüzleşmek zorunda. Bunları ve bir atak yapılması için gerekiyor anlaşılan. Bir yükseliş ya lazım. Çok sorun konuşur. Bir de biz çözüm konuşalım. Hep sorun konuşuruz. Evet. Bir de bundan lazım. Seyfi Beyciğim, teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşürüz. Hem altını konuşacağız. Unutmadan bir kez daha hatırlatmış olayım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 7'yi gösterdi. Biz tekrar burada olacağız efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.